Selamlar, Multicamp'in bir etkinliğine daha hoş geldiniz. Yine bugün de Salih abi bizlerle birlikte olacak ama öncesinde duyurularımız var her zamanki gibi. Canan, sen başlamak ister misin? Herkese birkaç gün aradan sonra merhaba diyelim o zaman. Duyurularımıza geçmeden önce bir şey düzeltmek istiyorum. Önceki yayınımıza bir çekiliş gerçekleştirmiştik ve zaten kazananların maillerine iletmiştik linkleri. Fakat bir tane çekilişimizin linkinde bir sıkıntı çıkmış ve bu bizden kaynaklı değil aslında, tamamen destekçimizden kaynaklı bir link hatası aldık. Bununla ilgili zaten sizlerden mailler de aldım fakat herkes aynı anda geri dönüş sağlayamadım. Çünkü yani yoğunluğum buna izin vermedi. Fakat sizi bu konuda mağdur etmeyeceğiz. Eğitimi aldığımız kişiyle yeniden görüşüp yeniden linkleri size çalışır bir şekilde sağlayacağız. Bu konuda da aklınızda soru kalmasın diyeyim ben öncelikle. Metin'in toplanıyor insanlar. Selamlar. Herhangi bir şey sorabiliriz şu anda. Tişörtler yarın veya öbür gün baskıya verilecek artık. Tişört çekilişleri de olacak arkadaşlar. Bu arada bunu da bilgilendirmesini yapalım. Tişört sınavlarımız da olacak. Bunu büyük ihtimalle kağıt şeklinde yaparız. Hoş geldiniz. Sakin arkadaşlar. İki tarafta her şey başlayacak. Süper. İnsanlar yavaş yavaş geliyor, yerlerini alıyor. Bugün sizi çok fazla tutmayacağız burada. Zaten biliyoruz ki çoğu üniversitenin sınav haftası. Hani burada olan arkadaşlar da büyük ihtimalle üniversite dışı da artık ve Salih abiyi dinlemeye gelmiştir. Çok da bir duyurumuz yok. Ara kısımlarda zaten tekrar duyuruları geçeceğiz. Varsa sorularınız, bir 3 dakikalığına soruları alabiliriz. Sonrasında dediğim gibi tekrar Salih abiyi buraya davet edeceğiz. Evet Fatih, tişört. Tişörtler artık sonunda baskıya veriliyor. Ben de çok mutluyum bu durumdan. Hatice Nur demiş ki hani ben linkte sorun olmadı, kurs alabildim, yanlış bir şey mi yaptım? Hayır Hatice, biz 3 farklı kurs hediye etmiştik. Hani geçen yayında da söylediğim gibi 3 farklı çekiliş, 30 kişiye hediye etmiştik. Bir tanesinde bir sıkıntı yaşadık. Diğer ikisi gayet güzel çalışıyordu. O yüzden alabilirsen her şey harika, güle güle kullan. 2 Aralık'ta bitiyor etkinliğimiz. Kaç hafta kaldı diyorsanız eğer, 2 Aralık'ta bitiyor etkinliğimiz. Son bundan sonra etkinliğimiz son 2 yayın. Salih Hoca'nın son yayını, evet. Ne yazık ki. Evet. Ekstra ne soralım diyen arkadaşlar var. Kampla ilgili herhangi bir şey sorabilirsiniz şu anda. Sonra ne olacak? Ne bitecek? Ve tür tişört kaptığını belli edercesine come to dark side yazmış. Tamam, göndereceğiz. Sen de 2 tane göndereceğiz abi. İşte. Başka kamplarımız ne olacak? Başka kamplarımızdan çok etkinliklerimiz ne olacak? Kamp artık gelecek yine de. Fatih biten de Android başlasın. Tek temennim o şu anlık. Android canım çekiyor artık biraz daha böyle farklı şeyler yapmaya. Bu anda hissedeceğim birazcık elimizi kolumuzu bağlıyordu ama o da bitiyor artık ve çok farklı içeriklerle, farklı Android etkinlikleriyle sizlerle olacağız. Sınavlar, ödevler yoruyor be. Evet, şu anlık ekibin tamamı part. Hepimiz yani. Proje için süreyi tekrar duyuracağız arkadaşlar. Proje bir inceleyelim, ne yapacağımızı düşünelim, size nasıl faydalı olabileceğini düşünelim. Sonrasında ona göre bir şey seçeceğiz, süre seçeceğiz. Daha doğrusu Fırat'ı Türkiye ekibi de o kısımda bize bilgilendiriyor. Betül Bilcan birini versene. Betül'ü soracaksın. Elim ayağım kışla, benim de şu anda inanılmaz yani. O Android etkinlikleri, Android'in de çok güzel bir bu kamp sürecinde çekilişi olabilir. Yine bir tişört çekilişi olabilir. Çünkü geçen kampta söz vermiştik ama elimizden gelmedi o kısımda. Daha doğrusu bir şeyler gecikti ve
Aslında bütün her şeyi bu yapacağımız akademiye sakladık bu sayede. Çünkü kamp bitmişti, Flutter'a başladığımızı onay aldık. Bu kısımda olabildiğince size de Android'de daha tatlı şeyler çıkartıyor olacağız, merak etmeyin. Üzgün Suratlar Salih abi için herhalde. Evet, Chat'te bir son tane yayın Visual oldu. Studio var. Hoş geldin Visual Studio. Doğru yerdesin. Abone olduk bile hocam. Göktuğ'un fanları burada yine. Bütün gecikmeler sınavlar yüzünden. Bütün gecikmeler sınava takılan insanlar yüzünden abi. Ne yazık ki izleyicilerimiz de bu kısımda bayağı pert oluyor, farkındayız. O yüzden çok itimatlı davranmaya çalışıyoruz. Göktuğ Özdemir olmaz değerli. Satacak Göktuğ'u bir tanesini. Developer Bootcamp YouTube kanalımızda bunlar bölümleriyle birlikte var. Kazım Kar'dan. Onlara bakabilirsiniz ki yararlı olur umarım. Çünkü olabildiğince dakikası dakikasına böldük hangi kısımda ne işleniyor diye. Ki bu proje kısmında size çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bir yere takıldığınızda böyle tek tek aramak yerine orada şeyleri bulabilirsiniz. Kesinlikle o kısımdan takip edin. Bakın daha rahat olacak. Çekilişte tişörtü bir şey gördüm. Çekilişte tişörtün üstüne çıkmanız çekilişte tişört vermiyoruz. Sınavlı tişört veriyoruz. Kılık tarzı bir şey ayarlayacağız. Çekiliş kısmına tişört koymak istemedik arkadaşlar. Hani onlar gerçekten etkinliğe özel. Bazı arkadaşlar bulmuş. Evet, internete yazınca çıkıyor. Kendinize bastırabilirsiniz ama bu buradan bir anı kazanmaktır, hediye kazanmaktır. O yüzden değerli bence. Bu arada Flutter Drive var mı bugün? Evet, gördüm. Sağ olun. Firebase eğitimi çok iyi. Ona bir bakmak lazım. Göktuğ biraz yüzün kızarsın. Ego yani. Proje konusunu siz mi vereceksiniz? Dediğim gibi Flutter Türkiye ekibiyle bir konuşacağız. Onu hani eğitim kısmı bazında olabildiğince benzer ve tatmin edici bir içerik çıkartmak istiyoruz. Yani gerçekten işinize yarasın bu kısım. Gördüklerinizi uygulayabilin tarzında. Neyse, süreyi daha fazla aşmayalım. Salih abi de uygunsa eğer onu ekrana alalım ve yavaştan eğitimimize başlayalım. Çekiyorum abi seninle. Herkese Selamünaleyküm. tekrardan merhaba. Hoş geldin Salih abi. Hoş bulduk. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? İyiyiz. Gördüğünüz Bugün gibi. seni burada son kez ağırlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ama Oh. tabii ki sadece Malta Camp Flutter Camp için diyorum ben bunu. Umuyorum ki başka etkinlik konseptlerinde yeniden bir araya geliriz diye düşünüyorum. Tabii ki tabii ki ya, ben memnun olurum, hiç sıkıntı yok yani. Bu arada şöyle Serkan için de bay bay. Bunu Abi bundan 2 hafta sonra görüşeceğiz. Daha iyisini bastıracağım. Kendim tasarlarım. Elime Allah güzel bir bir kaynak geçiyor sonunda da. kahveyi döktüm biliyor musun? Nazar. Ya arkadaşlar şöyle bir şey. Biz etkinlik kısmında genelde çok ellerimiz kollarımız bağlıydı bu Swag konusunda. Ama şu anlık daha ayrı bir özgürlüğümüz var. Onun için hem de tasarımlar konusunda da biraz daha özgürüz. Tasarımlar bizden çıkacağı için çok özgün şeylerle karşılaşabilirsiniz gün geçtikçe. Bunu da garantisini verelim. Çünkü kafamızda çok uçuk fikirler var. Bu sefer imkanımız da var. Sizi güzel şeyler bekliyor diyebiliriz. O zaman ben de Salih abiye selam göndereceğim. Nasılsa çalamıyoruz. Artık daha iyisini yapmamız lazım abi. Olsun olsun. Şimdi o zaman nasıl yapalım? Başlayayım Zekkan'ı alalım. Sen de mı? yalnız bırakalım. Tamamdır, İyi mükemmel. yayınlar. İyi İyi, yayınlar. teşekkürler, teşekkürler. Hemen ben de yavaştan başlayayım. Şimdi arkadaşlar, bugün kod yazacağız. Bol bol kod yazacağız. Ondan dolayı sıkıntı yok. Yapacağımız şey şu. Yine basit bir proje oluşturacağız. Böyle terminalde bayağı büyüttüm ki hepiniz mümkün olduğunca görebilin. Yapacağımız şey şu. Ne yaptık geçen, hatırlıyorsunuz? Flutter create diyorduk. Sonrasında projemizin adını yazıyorduk, tamam mı? Animation workshop yazacağım direkt. Sonrasında hiçbir şey ekstra, işte dil falan da seçebilirim ama şu anda benim çok umurumda değil. Yapacağım tek önemli şey benim için proje oluşturmak. O benim için projeyi oluşturuyordu.
Projeyi oluşturup oluşturmadığını en son göreceğiz. All done dedi. Yani her şey tamamlandı. Hiçbir sıkıntı yok. Sıfırdan proje oluşturacağım ve Göktuğ'dan öğrendiğim bir şey var. Çok yavaş anlatacağım mümkün olduğu ölçüde. Ki siz de takip edebilin. Geçen sunumda bazı kavramlardan bahsetmiştim. Animation'dır, ticker'dır vesaire. Bugün hepsini koda dökeceğiz. Ve koda döktükçe de nasıl çalıştıklarını öğreneceğiz beraber. Şimdi hazırsanız başlayalım. Burada projemizi oluşturduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben VS Code üzerinde fontu büyüteceğim. Şimdiden sıkıntı yapmaya gerek yok. Geldim masaüstü. İşte burada Multicamp'in içerisinde Animation Workshop'ı aldım. Açıyorum. Ondan sonra şeyi de büyüteyim fontu da. Şuradan geçenlerde 24 yapmıştım sanırsam. 24 gayet güzel görünür hale getirdim. Projemizin nasıl olduğunu az çok bahsetmiştik. Bunlara tekrar tekrar girmeyeceğim. Bugünkü workshop'ında ben yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürmesini bekliyorum. 4 farklı şekilde göstereceğim size. Ki her şeyi anlayabilirim. Bu arada projemizi ben ilk defa bir çalıştırayım. Şu anda yazılar okunabiliyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? O arada siz de chat'e yazabilirsiniz. Kodları yine paylaşır mısınız? Ben bugün dinleyeceğim sadece demiş. Paylaşırım arkadaşlar. Kodları paylaşmakla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Okunuyor. Tamam, şahane. O arada chat'e bile yazsın. Kaç kişi sınava giriyor? Sınava girenler bir mavi kalp bıraksınlar. Kalp bıraksınlar. Görelim. Bu arkadaşlarımız için de bol bol dua edelim bir yandan. Herkesin sınavı geçsin. Gerçekten okul okumak zor. Yani çalışmak da tabii ki kolay değil ama okul okumak ayrı bir zor. Yani Allah kolaylık versin hani herkese o konuyla ilgili. Burada herkes bilgisayar bilimiyle alakalı bir şey mi okuyor? Farklı backgroundlardan farklı öğrenciler var mı? Mesela kimya mühendisi arkadaşımız var. İşte ne bileyim arkeolog arkadaşımız var vesaire. Herkes bölümünde bir yandan yazsın. Ben de merak ediyorum. Yönetim bilişim sistemleri var. Bilgisayar demiş. Enerji sistemleri mühendisi. Aa, çok güzel. Jeofizik şahane vallahi şahane. Hocam Flutter resmi kanalında güneşin rengini kontrol ediyordu. Ona bir şey yapsanız. Vallahi bugün aklımdaki şeyi zaten çoktan karar verdim arkadaşlar. Çünkü herkesin seviyesine göre gitmemiz gerekiyor. Yani şey yapamayız. Kişiye göre maalesef bölemiyorum. Herkesin bildiğinde varsayamıyorum. Şimdi geldik. Bu mükemmel uygulamamız tanıdık zaten. Şimdi bu uygulamamızı tabii ki sileceğiz. Ne yapacağız? Birinci adım. Buradaki her şeyi sildim. Tamam mı? Diyeceğim ki buraya. Animation example app diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Tabii ki bu bir widget olacağı için alıyorum. Geldim bunu. Tamam mı? Bir tane stateless widget oluşturacağım. Stateless widget'ın içerisine uygulamamın giriş kısmını ekliyorum. Tamam mı? Uygulamamın giriş kısmını yazıyorum yavaştan. Diyorum ki home, buraya da diyelim ki opacity animation without animated widget diyeceğim buradan. Şimdi isimlere çok takılmanıza gerek yok. Ben size hepsini de ne yaptığımızı anlatacağım. Kodu da paylaşacağız. O yüzden class isimlerinizi Ahmet, Mehmet, Mahmut ne isterseniz onu da verebilirsiniz. Hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Yapacağımız şey şu. Bir tane de stateful widget oluşturacağım. Yani iki adım yaptım aslında şu ana kadar. Çünkü scaffold'a çevireyim birazdan. İki adım yaptım. Bir stateless widget oluşturdum. Bir tane de stateful widget oluşturdum şu ana kadar arkadaşlar. Yaptığım hiç ekstra bir şey yok. Kafanızı karıştırmayın. Stateless widget'ın içerisine bir tane material app ve scaffold yerleştirdim. Dolayısıyla bunu görmezden dahi gelebilirsiniz. Bu uygulamada burada çalışacak. Asıl yapacağımız, çalışacağımız kısım burası. Stateful widget kısmı arkadaşlar. Neden stateful widget üzerinden gideceğimizi de şöyle anlatayım. İlk aşamada size öncesinde animation diye bir tane sınıftan bahsetmiştim.
bu sınıftan tekrardan bahsedeceğim. Animation Controller'dan bahsedeceğim ve Ticker Provider'dan bahsedeceğim. Bunları beraber oluşturacağız ve aslında her bir karede nasıl oluşturduğunu anlayacağız. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Birinci adım olarak, yani ilk adım olarak yapacağım şey, bir tane size box oluşturacağım, tamam mı? Bu size box widget'ın yaptığı şey şu. Tile widget'ı, yani alttaki widget'ı belli bir boyuta göre sınırlandırıyor. Bunu da ben diyorum ki height diyorum 200 olsun, width diyorum 200 olsun. Genişliği ve uzunluğu 200 olan, 200 piksel olan bir widget. Bunun içerisinde de Flutter logo diye özel bir widget'ımız var, o görünecek diyorum. Şöyle sıfırdan bir hot restart yapıyorum. Hot restart'ımı oluşturdum. Görüyorsunuz bir tane Flutter logo diye gösterdi. Şimdi size bu bir aslında şey olsun. Bunu ben hatta bile center yapayım mı? Yapayım, ne olacak sanki? Center yaptım. Bu burada olmadı. Buraya center yapacağım. Şahane. Şimdi arkadaşlar, Flutter logo dediğimiz özel bir widget. Bunun yerine bir tane de placeholder diye bir mesela widget'imiz var. Bu iki widget'ı bir şeylerin yerini doldururken kullanabilirsiniz. Bunlar büyüklüğünü ve küçüklüğünü kendisi ayarlayabilen widget'lar. Ben burada placeholder da kullanabilirim, Flutter logo da kullanabilirim. Flutter logo kullanmayı tercih ediyorum. Niye? Daha böyle hoş görünüyor diye. Görüyorsunuz şu anda yaptığım ekstra herhangi bir şey yok. Ortaya 200-200 büyüklüğünde bir tane Flutter logo bıraktım. Sonrasında yapacağım şey ise şu. Ben bu widget'ın üzerine tıkladığımda görünürlüğünün gitmesini, bir daha tıkladığımda geri gelmesini istiyorum. Bunun için de yine Flutter üzerinde kullanabildiğim bir widget var. Bu widget'ın adı Opacity. Opacity widget'ın içerisinde Opacity diye bir değer var ve bu değeri verdiğiniz zaman, mesela buna 0.5 diyeyim ben. Görüyorsunuz ki bunun alfa değerini, yani transparanlık değerini değiştirebiliyorum. Aslında güzel fikir arkadaşın dediği. VS Code'u küçültelim. Şöyle. Daha şurayı da ufaltayım. Emülatör durmadan sağda kalsın demiş. Şahane fikir ya vallahi, didinç. Böyle yaptım. Daha güzel oldu, daha okunur oldu. Zaten komple burada olacağız çoğunlukla. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 0.5 olarak değiştirdiğimde mesela görüyorsunuz ki 0.5 oluyor. Bunun bize sağladığı olay şu. Buna biz herhangi bir değer bastığımızda, yani bu bir şekilde bunun alfa değerini, transparanlık değerini değiştirecek arkadaşlar. Şimdi geçen hafta Animation diye bir tane class'tan bahsetmiştik. Animation class'ı bizim bize değer veren, yani bize değer sağlayan özel bir class. Bu herhangi bir iki class tipini alıp ona göre bize değer verebiliyordu. Bundan türemiş bir de Animation Controller diye özel bir class'ımız vardı. Bu Animation Controller'ın yaptığı şey neydi? Ekrandaki animasyonları kontrol etmekti. Ve aynı zamanda da animasyon gibi sıfırla bir arasında da verdiğiniz başlangıç ve bitiş değerleri arasında da veri aktarımı yapabiliyordu. Bu yüzden şimdi direkt animasyon objesi oluşturmadan bir Animation Controller'ı kullanarak ekranda transparanlığı değiştirmeyi öğreneceğiz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum buraya, diyorum ki Animation Controller, Animation Controller diyor. Bu şekilde oluşturduğum obje şu oluyor. Bir tane Animation Controller'a yani Animation Controller'a atayabileceğim bir veri adı oldu bu buradaki. Başına da alt direk koymam bunu private yaptı. Yani bu class dışında ulaşılamaz hale getirdim. Bu class'lar için de geçerli. Bunu bu dosya dışında ulaşılamaz hale getiriyor. Tabii ki benim bu değeri bir şekilde oluşturmam gerekiyor. Bu değeri oluşturmak için de ben widget'ın ekranı çizilmeden önce çağrılan bir tane fonksiyon var. InitState diye. InitState'i kullanacağım. InitState'in içerisine geliyorum. Tamam mı? Diyorum ki Animation Controller eşittir. Yani ne gerekiyorsa onu verelim yani. Bakalım. Oluşturmak için. Diyor ki VSync diye bir tane değer lazım bana diyor. Hatta biz içine girelim. Bakalım ne diyor. Şöyle hemen bulayım. Burada bir value değeri var, atayabileceğimiz. Duration var, yani belli bir süresi var bunun tabii ki.
Ondan sonra geri dönüş süresini de değiştirebiliyorsunuz. Çünkü animasyonlar öne doğru ilerleyebilirken bir de geriye doğru da gelebiliyor. Lower bound dediğimiz şey, ben demiştim yani 0 ile 1 arasında gelebiliyor ama değiştirebiliyoruz bu integer şey double değerini diye. Lower bound dediğimiz şey minimum değeri oluyor bu vermek istediğiniz değeri. Upper bound da maksimum değeri oluyor. Siz istediğinizi verebilirsiniz. Animation behavior var, bu normal var ama bunu farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Bugün bunu görmeyeceğiz. Bunlara gerek yok sizin için. Şimdi geldim, benden VSync diye bir şey istiyor. VSync dediğimiz şey, geçen hafta öğrendiğimiz bir kavram vardı. Ticker Provider State Mixing diye. Bu Ticker Provider State Mixing'in yaptığı şey şuydu. İçerisinde Ticker diye bir obje var. Bu Ticker objesi sizin her bir kare yenilendiğinde, sizin ekranınızdaki her bir kareniz yenilendiğinde geri bildirim yapıyordu bize. Ve bu Animation Controller için çok önemli. Neden? Her bir kare yenilendiğinde içerisinde sahip olduğu ya da kontrol ettiği verileri ekranın basabilmesi için arkadaşlar. Şimdi bunu da anladığımıza göre ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben bu ticker provider'ı ekrana ekleyeceğim. Bunu eklemek için de özel bir kelimemiz var, with diye. Bu with kelimesinin özelliği şu, mixinleri eklemek için projemize, mixin yapısından bahsetmiştim geçen hafta ve bu Dart derslerinde. Mixin yapısını eklememiz için kullanabildiğimiz bir kelime arkadaşlar. Yazıyorum böyle, single ticker provider state mixin diye bir şey. Bunu şu anda ekledim. Neden ticker provider state mixin değil de single ticker provider state mixin ekledim diye soracaksanız da sebebi şu. Geçen haftaki slaytlarımızda da söylemiştik. Animation controller'ımızdan bir tane varsa bir tane olduğu için single ticker provider state mixin ekleyerek bu dinleme mekanizmasını karmaşık hale getirmeyip tek bir değeri sabitleyebiliyoruz. Bunu ekledikten sonra artık vSync değerimi this diyorum. Yani vSync değerim buradan gelecek değer neyse onu alsın diyorum. Ben bir de duration ekleyeceğim. Duration optional ama ben eklemek istiyorum. Uzunluğu da bunun 250 milisaniye olsun. 250 milisaniye genelde benim animasyonlarda hoşuma giden bir süre. Geldim bakın, animation controller'ı oluşturma şeklim bu. Herhangi bir ekstra değer yok. Animation controller'ın içerisinde bir value diye bir değer görmüştük. Bu value değeri aslında animation'dan geliyor. Ve bu animation o anki, o frame'deki değeri bana döndürmüş oluyor. Şimdi benim 0 ile 1 arasında gidiyor değerim. Opacity'ye de bakacak olursak, opacity'de bu değer aralığını olabilirsem 0 ile 1 arasında tutuyor arkadaşlar. 1 tam görünür, 0 görünemez. Yani 0, 0 oluyor, 1 aslında %100'lük düşündüğümüz zaman 100 değerimiz oluyor. 0 ile 1 arasında olacağı için ben diyorum ki tamam, animation controller.value yazayım buraya. Ve bu değer benim için okey olsun, hiç sıkıntı yok diyor. Baştaki değer lower bound olduğu için 0 olacaktır. Ben bunu kaydettim. Sıfırdan tekrardan başlattım. Diyor ki ekranda hiçbir şey görmüyorum. Şu anda niye lower bound'um 0 olduğu için ekranda hiçbir şey göstermiyor. Şu anda bekleneni yapıyor yani. Ama tabii ki benim beklediğim bu değil. Bana ekranda ben bir şeyler göstermesini istiyorum. Bunda ne demiştim? Üzerine tıkladığımda göstersin. Tıklama işlemi yaptırmak için farklı farklı widget'lar kullanabiliriz. Inkwell vardı mesela, Ink Response vardı vesaire. Ben bugün Gesture Detector kullanacağım. Gesture Detector'ı kullanma sebebim ekrana belli bir tıklama, hani haptic feedback diyorlar. Hani tıkladığınızda belli bir splash animasyonu vermediği için animasyonu daha net görebileceğinizi düşündüğüm için onu kullanmaya karar verdim. Diyorum ki Gesture Detector kullanıyorum. On tap, yani üzerine tıkladığımda beklenen işi yapsın. Yazıyorum burada animation controller diyorum. Ben nasıl başlatabilirim animasyonu? Start desem öyle bir şey yok. Yapacağım şey şu. Forward diyeceğim. Forward bu işlemi başlatmama yardımcı oluyor. Geliyorum. Ekrana şimdi sıfırdan başlattım. Tıkladığımda çalışmayacak. Tıklıyorum. Çalışmıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar, biz ne demiştik? Animasyon objesi ekranda ne olduğundan habersiz. O arka planda değerleri değiştiriyor olabilir. Ama ben widget'ımı tekrar oluşturmazsam bu ekrana çizim olmayacak maalesef. Geliyorum o yüzden. Bu animation controller'ın üstüne ben bir tane dinleme özelliği eklemek istiyorum. Bu dinleme özelliğini eklemek için de
yapacağımız olay şu. Dart dilinde ben size iki nokta olarak anlattım bunu. İki nokta ile bu class'a ait işlemleri yaptırıp o objeyi tekrar döndürebiliyorsunuz. Mesela buradan kastınız ne? AddListener diyorum, tamam mı? AddListener bu objeye eklenmiş oluyor. Ve şu anda son durumdaki olan elemeşik controller bu aynı zamanda AddListener'a da sahip olarak oluşturuluyor obje olarak düşündüğümüzde. AddListener dediğimiz şey de her bir frame değişikliğinde, çünkü buradaki Async this'ten biliyoruz ki her bir frame değişikliğinden ben haberdar olacağım. Bu listener'da o her bir frame değişikliğine haber veriyor. Ben diyorum ki performans falan umurumda değil. Sen bu widget'i baştan oluştur bana diyor. Tekrardan sıfırdan başlattım, tamam mı? Şu an görünmüyor. Tıklıyorum. Widget geldi. Ben bunu biraz yavaşlatayım çünkü bir yandan görüyorum. Biraz pikselleşme olduğu için, hatta seconds diyeyim. Bunu 2 saniye yapayım ki aşırı yavaş olsun. Daha net görünebilsin diye söylüyorum. Geldim, tıkladım. Bakın yavaş yavaş görünüyor arkadaşlar. Burada yaptığımız olay neydi? Şu anda her bir frame değişikliğini dinliyoruz. Tıkladığımda animasyonu başlatıyorum ve diyor ve her bir frame değişikliğinde o anki animasyon değerini al, ona göre ekrana bas diyorum arkadaşlar. Şu ana kadar herhangi bir sorusu olan var mı? Varsa direkt sorabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir animasyon gösterdik. Bu animasyonla ilgili birkaç bilgi verdik. Var mı sorunuz? Biraz bekleyin çünkü arada bir gecikme de var. Yoksa mükemmel. İki nokta koyunca ne oluyor demiş. Fatih de 4 hesabında daha yaz arkadaş. Şimdi şöyle anlatayım tekrardan. İki nokta dediğim şey Dart dilinden gelen bir şey. İki noktadan sonra yapacağınız bu işlem bu objeye ekleniyor. Yani object oriented programming olarak düşündüğünüzde mesela bir objedeki bir fonksiyonu çalıştırmak istediğiniz zaman nokta deyip işte listener diyorsunuz ya. Bunu yapmıyorsun. Bunu yaptığınızda herhangi bir değer döndürmüyor. Burada yaptığımız şey ise burada yaptığımız şey ise iki nokta olarak eklediğimizde bu olay bu animasyon objesinin içine ekleniyor ve bunun parçası oluyor. Olay bu. Neden opaklığı değiştirdi? Çünkü animasyon değeri ileriye gittiği için bu her bir saniyedeki animasyon değeriyle düzeldi. Hocam etlisini set state yapmadan da yazacağız birazdan. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi birazcık mantığı otursun diye en derinden başlayıp daha yukarı doğru gidiyoruz. Şimdi nasıl geriye döndürebiliriz var. Nasıl geriye döndürebiliriz kısmı şöyle oluyor arkadaşlar. Value değeri default mu? Value değeri default değil. Value değeri şurada açıkladım. Upper bound ve lower bound arasında o anki değer değişikliğine göre bize o anki değeri veriyor. Bunların kastımız ne? 0 ile 1 arasında doğrusal olarak değişim yapıyor 2 saniye boyunca. Atıyorum bu 2 saniye boyunca bu değişiklik 0.0, 0.25, 0.50. Ben o frame anında 0.50 ise 0.50'yi ekrana basıyorum. O şekilde düşüneceksin ama bu tabii frame yenilenmesi. Yani saniyede 60 kare şeklinde olduğu için çok çok daha hızlı. Şey var bir tane de nasıl geri döndüreceğiz diye sorulmuş. Şahane bir soru. Ondan bahsedecektim şimdi. Şimdi arkadaşlar geri döndürmemizin yolu şurada aslında. Bizim animation controller'ımız üzerinde pek çok bilgimiz var. Bu bilgilerden birisi de status muhabbeti. Status muhabbetindeki olay da şu. Bu animation controller farklı farklı. Şuradan yazayım mesela animation controller. Animation status muydu? Status. Aynen. Görüyorsunuz bakın farklı farklı completed var, dismissed var, forward var, reverse var. Yani herhangi bir andaki statüsünü öğrenebiliyoruz. Şimdi reverse ne demek? Reverse aslında başlangıç durumumuz demek oluyor arkadaşlar. Completed de bitiş durumumuz oluyor. Forward dediğimiz şey başlamış ama henüz bitmemiş oluyor. Dismissed, pardon yanlış anlattım. Tekrarlıyorum dediklerimi unutun.
Dismiss dediğimiz şey daha başlamamış hali oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani başlangıç durumunda lower bound olduğunda yaptığımız olay şu. Bu artık bunun statüsü dismiss diyoruz. Bittiğinde ise completed oluyor. Başladıysa ama daha bitmediyse forward oluyor. Geri çevrildiyse ve hala başlangıç durumuna dönmediyse de reverse oluyor arkadaşlar. Bunun da nasıl olduğunu ben ekrana bir yandan bastırarak size daha iyi anlatabilirim. Şimdi yazayım. Diyorum ki if animation controller nokta status eşittir animation controller nokta dismiss ise, yani başlangıç durumunda ise, animation controller değil tabii ki bu, animation status nokta dismiss ise başla, yoksa bitir diyeceğim. Tamam mı? Geri çevir diyeceğim. Ve her bir andakini de bize bassın ki anlayalım biz ortadaki değer ne. Tamam mı arkadaşlar? Kaydettim. Sıfırdan başlatıyorum. Her şeyi başlattık. Bu arada arkadaşlar ben size tüm animasyon şekillerini öğretmeyeceğim. Bunların hepsini siz kendiniz öğreneceksiniz. Ben burada size daha çok nasıl örnekler üzerinden öğrenebilirsiniz onu anlatıyorum. Önemli olan konseptleri öğrenmeniz. Yoksa tüm animasyon şekillerini ben öğretemem size zaten. Hani binlerce farklı animasyon var. Şimdi geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Bastığım zaman bakın dismissed'di. Tamam, hiç sıkıntı yok. Geliyorum. Completed'di. Geri dönüyorum arkadaşlar. Bunu ama siz her bir anda görmek istiyorsanız, hadi bunu her bir frame değişikliğinde dinleyelim bir de. Sıfırdan başlatıyorum tekrardan. Başlattım animation forward, bakın forward oldu, forward, 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 completed oldu. Basıyorum reverse diyor, reverse, 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 dismiss diyor. Yani her bir anda bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da sildim. Set state olmadan, animated widget'lar olmadan performansı nasıl yapabiliriz? Animated widget'lar olmadan performansı yapmanız sizin üzerinize eziyet olur. Keyler kullanırsınız, öyle de yaparsınız, böyle yaparsınız. Ben geçen hafta biraz açıkladım bunları. Yani o sunumdan da görebilirsiniz. Bugün onlara girmeyeceğiz çünkü o konular daha da advanced konular. Aramızda hem başlangıç hem de ileri seviyede olan insanların olduğunu bilerek maalesef anlatmamız gerekiyor. Ama neden yani tekerleği tekrardan icat etmenin bir anlamı yok. Animated widget'lar bunu sizin için iyi yapıyorsa sizin yerinize onun yaptığı işi tekrarlamanıza gerek yok. Şu ana kadar herhangi bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben şöyle bakayım bu arada. O Fatih Demir o ben değilim demiş. İki tane Fatih Demir var. İkisi de aynı soruyu sordu. Vallahi var ya yani. Gerçekten dış mihrakların oyunu. Herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar cevaplayabilirim. Yoksa yavaştan sonraki olaya geçeceğiz artık. Bunu animated widget'larla ya da sizin için Flutter'dan gelen direkt widget'larla nasıl yapabilirsiniz? Gesture Detector anlamadım. Gesture Detector dediğimiz şey sizin widget'ınıza herhangi bir işte tıklama, çift tıklama, uzun tıklama gibi özellikler veren bir widget. Tıklama olmadan sonsuz döngüde opacity efekti verebilir miyiz? Verebiliriz tabii ki. Hiç sıkıntı yok. Bunun içinde yapabileceğimiz şey şu. Ne yapalım biliyor musun? Gel bir deneyelim. Add Listener dedik, tamam mı? Add Listener dedikten sonrasında da yapacağımız diğer şey de şu. Add Status Listener diye bir şey var, tamam mı? Add Status Listener dediğimiz şey her bir status değişikliğinde bize bilgi veriyor. Biz de şöyle yapalım. Eğer dismiss ise başlatsın. Bittiyse de geri çevirsin. Bunun da bize faydası. Direkt görmüş oluruz nasıl olduğunu. Hemen yazıyorum. If status eşittir animation status nokta dismiss ise animation controller nokta forward diyorum. Yani else geç diyorum. Çünkü bir yandan da diğer statüsleri görmezden gelemem. Animation
Status.computer ise de animation controller nokta reverse diyorum. Tahminimce bunun çalışması lazım ama şöyle bir sıfırdan başlatalım bakalım. Bir başlatalım. Başladı. Tamamlandı. Geri gidiyor. Görüyorsunuz. Başladı. Geri gidiyor. Başladı. Geri gidiyor. Mükemmel. Tamamdır. Şimdi bundan bahsettik. Her şey güzel ama ben size demiştim ki Flutter'ın kendine ait pek çok widget'ı var. Ve çoğu şeyi de sizin için yapabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden bunları kullanmak varken tabii ki kafanızı karıştırmamanız lazım. Burada yapacağımız şey şu olacak. Geleceğim ben artık bu mükemmel şeyi aşağıya alıyorum. Yeni bir tane stateful widget oluşturacağım, tamam mı? Bu yeni bir tane oluşturduğum stateful widget'ı da farklı bir şekilde yine animasyon kullanarak, aynı animasyonu bu sefer de Flutter'ın kendisinden gelerek gelecek widget'larla kullanacağız. Geliyorum, yine bir stateful widget oluşturuyorum, tamam mı arkadaşlar? Bu stateful widget'ımın adı opacity animation with animated widget diyorum, tamam mı arkadaşlar? Kaydettim, bunu aldım, buraya yerleştirdim. Şöyle. Bunu da çağırdığım kısma yazayım ki kullandığımızın bu olduğunu bilelim. Geldik, sıfırdan başlattık. Her şey oldu, evet. O animasyon devam ettiği için orada bir sıkıntı oldu. Oraya sonra döneriz. Şimdi gördük. Tekrardan bunu ekrana taşıdık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda animasyonlu halde değil. Tabii ki burada bu sefer farklı bir widget kullanacağız. Burada kullanacağımız widget'ın adı ne diye soracak olursanız, bu widget'ın adını bilecek olan var mı acaba? Animasyonun, yani bir şeklin opasitesini değiştiren widget'ın adını bilen var mı aranızda? Bekliyorum şu anda. Eğer bilen varsa helal olsun. Bilene gerçekten helal olsun valla. Tahmin de edebilirsiniz. Belki bir şeyler çıkar ya. VS Code'da kısa yolu. Ben normalde VS Code kullanmıyorum. Kendimi o kadar zorluyorum ki VS Code kullanmaya. V ile başladık. Curve Animated Opacity. Animated Opacity değil ama Animated Opacity güzeldi. Güzel. Güzel düşündünüz. Güzel düşündünüz. Ama Animated Opacity değil. Bakayım şöyle bir. Siz çakal. Var ya. Animated Opacity'nin ne olduğunu bir bakalım arkadaşlar. Animated Opacity Implicit Animated Widget diye bize gösteriyor. Opacity'sini otomatik olarak değiştiriyor. Ama alt bildi. Fade'li mi? Evet, fade'li. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar biz her zaman tabii ki opacity'yi beklenen değerler halinde şey yapmayacağız. Birden sıfıra değil. Ya bizim değerimiz farklıysa. Kullanacağımız widget'ın adını alt bildi. Buradan alt ısırılmış bir tane çokanet yollayalım. Kullanacağımız widget'ın adı Fade Transition. Tamam mı arkadaşlar? Fade Transition widget'ımız. Kırmızıyı görmezden gelin. Fade Transition widget'ımız özel bir widget. Single Child Render Object widget diye bir şey. Şimdi bu render object'ler falan karmaşık kavramlar ama bizim için bunun önemi şu. Bu ekrana çizmeyi teki imagineyip ben her şeyi aynı anda görmeyebilirim. Teki kardeşim. Ama haklısın, sen önce yazmışsın. En çok puan sana gelsin. Sana da bir tane ısırılmış çokanat yolluyorum o zaman. Şimdi burada opacity'nin null olamayacağı bir senaryoda herhangi bir değer aralığında sizin animasyonunuzu kullanarak o çizimi yapıyor. Şimdi animated opacity dediğimiz şey o sıfırdan bire her zaman yapıyor. Tamam mı? Bu sıfırdan bire yaptığı için de biz her zaman bu değeri kullanmak zorunda değiliz tabii ki. Birazdan mesela hani sıfırdan 50'ye kadar tutarız vesaire. Burada asıl öğrenmeye çalıştığımız için animasyonu otomatik bize bahşedilen animasyonlarla nasıl kullanabiliriz var. Şimdi fade transition dediğimiz şey dediğim gibi bizim bu transition'ımızı, animasyon objemizi alarak içerisine, çünkü burada opacity dediğimiz şey bizden beklediği bu opacity değeri bir değer değil, bir animasyon objesi. Animation double. O yüzden biz buraya bir animation değeri vereceğiz arkadaşlar. Şimdi
Az önceki yaptığımızı düşünelim. Tekrardan aynısını yapalım. Animation Controller'ım olsun bir tane. Animation Controller'ım 0 ile 1 arasında değer vermeme yardımcı oluyordur. Ben bu kadar 0 ile 1 arasında olmayacak olmayacak dedim. Bu sefer olmamasını sağlayalım. Init State'i aldım. Az önceki yaptığımın birebir aynısı. Siliyorum. Animation Controller dedim. Eşittir Animation Controller diyorum. Benden bir değer bekliyordu. Wilsing hatırlarsanız bir tane Animation Controller'ım varken ne kullanıyordum? Chat. Hadi bir daha soruyorum. Bir tane Animation Controller varken ne kullanıyorduk? Kazananlara ısırılmış provis yollayacağım. Hadi bakalım. Bu süre bu aralığı da ya. Yani bu gecikmeye de bir çözüm bulunsa şahane olur da. Single ticker. Ali heyecanlan single ticker'ı, single mix'ini. Aynen. Arkadaşlar bu kadar çok ısırılmış probis yollayamayabilirim ama helal olsun. Demek ki dinliyormuşsunuz. Şu an çok mutlu oldum. Yani sınav haftanız var, şudur budur var ama öğreniyorsunuz. Güzel. Helal olsun hepinize be. Helal olsun. Ekip var ya, alev alev. Bugün ekip alev. Şimdi single ticker provider state mix'ini oluşturdum. Sizi dinliyorum çünkü size güveniyorum. Geldim burada. Wilson kimin içerisinde this yazıyordum hatırlarsanız. Lower bound'ım 0.5 olsun. Upper bound'ımı değiştir. Upper bound'ımda görünür olsun yine de 1.0 yapayım. Zaten 1'di ama siz yine de öyle görün. Duration'ımı da ben yine 2 saniye yapayım ki. Seconds diyorum. 2 diyorum bunun başına tabii ki. Duration yazmam lazım. Mükemmel bir şekilde. Aldım. Animation için kontrolörümü oluşturdum. Hiç sıkıntı yok. Geldim burada hatta diyorum ki animation bu sefer set state yazmıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yapacağım şey ise şu ama durmadan gitsin gelsin. Az önceki yaptığımızın aynısı olsun. If diyorum status eşittir animation status dot dismiss diyorum. Animation status nokta forward diyorum. As if ise status eşittir animation status nokta completed ise de diyorum. Geri döndüreceğim. Az önceki yaptığımın birebir aynısı. Hiçbir fark yok. Sadece tıklama mutlama olmayacak. Bu sefer açtığımız gibi işlemi yapacak. Açtığımız gibi artık çalıştırmaya başlayacak. Buraya da opacity değerime de ne yazıyorum biliyor musunuz? Çünkü benden animasyon bekliyor. Animasyonu yapıştırıyorum. Anlar maymunlar gelmeye başladı. Şimdi tekrardan başlattım. Bakın animasyon oluştu. Gidiyor, geliyor. Hatta ben şu değeri bir 0.2'ye çekeyim de tam belli olsun. Şu seconds'ı da 1'e çekeyim. At restart yapayım. Görüyorsunuz bakın. Böyle bir flash efekti oluyor. Bir yandan da YouTube'a bakıyorum nasıl görünüyor diye. Sizin için de güzel görünüyor. Evet görüyorsunuz yani bu şekilde bir flash efekti oluyor. Hoş oldu. Buradaki neyi yazmadığımı görüyorsunuz. Yar opaklıktan da başlatabilirdik kesinlikle. Yar opaklıktan da başlatabilirdik. Arkadaşlar Alican arkadaşımız bir soru sormuş. Fade Transition'ı kullanmamız neye yaradı diye. Siz neye yaradığını görebiliyorsanız chat'e yazın bakalım. Bakalım ne yaradığını ekibimiz görebilmiş mi? CSGO flash efekti yazmış. Evet. Hadi bakalım. Ne yaradığını görebilen arkadaşımız varsa helal olsun. Valla bugün ekip diyeceğim ki o zaman alev. Set state aşkı veren aşkın yine affetmedi. Set state kullanmadı demiş. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar. Set state kullanmamız, geçen hafta anlatmıştım. Karmaşık UI'larda çok tehlikeli. Çünkü sizin widget'larınızın hepsinin tekrar oluşması bazen ağır bir yük teşkil edebiliyor. Bunu engellemek adına da Flutter size yardımcı olabileceği pek çok widget çıkardı. Bunların içerisinde kendi kontrolünü yaptığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onlar için işte performans optimizasyonlar ne yapıyor? Kullanılması gereken şeyleri kullanıyor bizim göz ardı ettiğimiz. Bu şekilde daha performanslı oluyor. Yani az önceki opacity'yi böyle yapmamanız gerekiyor.
Opacity'yi kullanarak anında saniye saniye çizerseniz karmaşık UI'lerde sıkıntı yaşarsınız. Fade Transition'da görüyorsunuz. Ben set state herhangi bir şey yapmadım. Bunların hepsini otomatik olarak platform benim için yaptı. Şu anda mükemmel oldu. Tamamdır. Gayet hoş bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar kör animasyonlarıyla bir örnek yapabilir miyiz? Yapacağız arkadaşlar. Bu ikinci örneğimiz. İki tane daha. Bir tane körle var, bir tane de karmaşıklarla var. Vaktimiz yatarsa da vaktimiz yeterse de hatta physics based de göstereceğim bir tane. Hocam animasyon hepsi init state içinde çalıştırıyoruz. Yok, az önce onunla çalıştırmadık hatırlarsan. Tıklayarak çalıştırmıştık. Ama ekrandaki konumunu ayarlamak isteyebilirsiniz. Dilara'dan sonra çalıştırmak isterseniz animation controller nokta forward yazarak çalıştırabilirsin. Az önceki örnekte ben direkt başlatmamıştım zaten başta. Tıklıyordum, başlıyordu, tıklıyordum, geri dönüyordu Emin arkadaşım. O şekilde düşünebilirsin. Her zaman tabii ki init state içinde olmasına gerek yok. Kör animasyonlarında zaten cevap vermiştim. Buraya kadar herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar başka? Yoksa bir sonraki örneğe geçeceğim yavaştan. Ekrana bastığımızda kaldığı noktada dursun, tekrar basınca kaldığı yerden devam etsin. Yapabilir miyiz? Bakalım yapabilir miyiz? Animation controller diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Nokta. Pause diye bir şey var mı? Yok. Ne yapabilirsin ama? Bunu yapabilirsin. Şöyle. Bu forward fonksiyonun içerisine sen bir değer alabiliyorsun arkadaşım. Dolayısıyla en son durduğu değeri aklında tutup o noktadan başlatabilirsin. Bu forward değerin içinde. Yoksa hani lower bound'dan başlayıp yukarı doğru götürmeye başlar. Yapabilir misin? Yaparsın. Ama pause falan gibi bir fonksiyon var mı? Hayır, yok. Başka sorumuz var mı güzel dostlar? Anlatın. Anlatın, hayat nasıl gidiyor? Bugün herkes sınavlarda. Helal olsun ama dinleyen arkadaşlara helal olsun. Bu yaptığımız animasyonları Android ya da iOS için splash screen olarak atayabilirsin. Evet, çünkü splash ekranda gösterdiğin şey widget. Onu da o siyah ekrandan kurtulmak için de Android'in kendi şeyi var. Android'in diyorum ama Flutter'in kendi dokümentasyonu var. Bizim chat ekibinden bir arkadaş splash screen oluşturmak için bir tane bir şey var, dokümentasyon, onu açabilir mi? Native'e müdahale edebiliyorsun ya, yapabilirsin. O siyah ekranı en kötü ihtimal beyaza çevirip ya da hangi renkteyse ona çevirip oradan animasyonu direkt başlatabilirsin. Onun yolu var. Mesela arkadaşım inşallah sınavını güzel geçmiştir ya. Vallahi öğrencilik zor arkadaşlar. Sonu güzel. İşinizi severek yapıyorsanız sonu mükemmel ama öğrencilik zor. Şimdi sonraki şeye geçelim. Sonraki anlatacağımız mükemmel konuya geçelim arkadaşlar. Bir sonraki anlatacağım konu curve ile ilgili animasyonlar. Main activity'ye müdahale etmeden mi? Hayır, ben ne dedim? Dedim ki baştaki o siyah ekranı beyaza çevirsin ya da hangi renkse ondan sonrasında animasyonu çalıştırsın dedim ya Gökten. Yani native splash'e bir şekilde müdahale edebiliyorsun native kısmını değiştirerek. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Biliyorum yine mükemmel bir tane. Bu arada fark ettiyseniz hep state for widget oluşturuyorum. Çünkü state for widget'ı oluşturduğumda bazı şeyleri life cycle içerisinde tutabiliyorum arkadaşlar. Şimdi yeni öğreneceğimiz konu curve'ler. Curve'lerle ilgili biraz bahsetmiştim. Nasıl olduğunu vesaire. Bunları anlatacağım size. Bir yandan da farklı bir animasyon şekli öğreneceğiz arkadaşlar. Diyeceğim ki slide transition example. Tamam mı? Aldım bu muazzam şeyi de buraya koydum. Ne yapacağım? Tabii ki buradaki bu şahane center'ı da alıyorum. Tamam mı? Şahane center'ı aldım. Koydum. Bunun sonuna bir de noktalı virgülü koydum. İngilizce konuşurken herhalde en çok karıştırdığım şey semicolon ve colon. Colon çift nokta, semicolon noktalı virgül. Link bu sonra. Göktür linki atamadım kardeş. Onu bir başkasına ver ekipten, onlar atsınlar olmadı. Şu anda tekrardan sıfır aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar.
merkezde duruyor. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir cacığı yok. Burada yapacağımız bir sonraki örneğin olayı şu. Bu ikonumuz oynayacak ve başlangıç noktasından alıp bitiş noktasına getirecek. Tamam mı? Burada ana noktamız, ana yerleştirik şeyimizde slide transition adını verdiğimiz özel bir tane özel bir tane fonksiyon olacak diyeyim arkadaşlar. Şimdi geldim. İki tane buton koyacağım ben. Bir tane yukarı, bir tane aşağı diye. Onlara tıkladığımızda işte aşağı getirecek ya da yukarı çıkaracak falan. Şimdi geldim. Hemen buradan, hatta şunları bir kaldırayım. Burada farklı bir şey kullanacağım. Güzel kullanacağım. Stack diyeyim, tamam mı? Stack dedikten sonra geliyorum burada. Stack dediğimiz özel bir widget. Ben önceki derslerde anlatmıştık. Widget'ları üst üste koymamıza yardımcı olan widget'ti. Bundan da kastımız şu. Kendisi widget'ları tepeleme koyarak bize yardımcı oluyor diyeyim. Yine bir tane bir widget öğreteyim size. Sitebox.expand diye bir şey var. Bu Sitebox.expand'in yaptığı şey ekranı sizin widget'ınızın büyüklüğü kadar sizin ekranınızın büyüklüğü kadar sizin chart widget'ınızı yerleştiren bir tane widget görüyorsunuz. Kocaman yerleştirdim. İkinci yapacağım şey ise demiştim ki iki tane buton koyacağım. Hemen koyuyorum. Bunun için de widget'ın içerisinde kullanabileceğim özel bir widget var. Position diye. Bu position widget'ını da yanan da sorularınızı kaçırmayalım varsa. Linkler gözükmüyormuş. Tamamdır. Stack'in kolumdan farkı ne? Kolum dediğiniz şey alt alta koyuyor. Stack'in farkı stack olarak. Yani tepeleme koyuyor üst üste arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi ben devam ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Geliyorum buraya right diyeyim. 0 olsun. Bottom diyeyim. 0 olsun. Şimdi tepeleme koyduğu için ekranın herhangi bir yerine widget yerleştirmeme yardımcı olan bir ekstra widget bu arkadaşlar. Hani ben işte sağ alta bir tane koyacağım. Sol alta bir tane koyacağım. Onlara tıkladığımda animasyonlarımı çalıştıracağım olacak. File diyorum, tamam mı? Bir tane ikon koyacağım. İşte o nokta error yazımını çıkarabilir bir tane. Error circle up diyeyim, eminim. Şekilde uyar. Size'a da bildiğim ki biraz büyük olsun. Yani daha şurada görüyorsunuz az buçuk. Daha güzel bir tane var mı ya? Daha güzel varsa o çıksın. Daha güzel bir tane çıksın. Raw upward olsun. Bakayım. Ha, bu yine kısmen daha iyi. Hatta aşağıdan 48, sağdan 48 çevireyim. Buraya koyduk butonu. Herhangi bir soru var mı bakıyorum bir yandan. Devam ediyor. Tamamdır. Bir tane de sol kısma koyacağım. Geliyorum sola da. Şunun için tabii ki sola koyacağım için left diyorum. Buna da arrow downward diyorum. Geldim buraya. Ya buraya bir koymazsam olmaz. Outline diyelim bir de. Şeyleri de ezbere bilmiyorum. Neyse ya bu şekilde iyi. Zaten çok ekstra bir şey yapmayacak. Aşağı bastım. Aşağı indirecek bunu. Yukarı bastım. Yukarı çıkaracak. Bu şekilde çalışacak. Bunları da o yüzden ben ne yapacağım? Bir tane gesture detector. Az önce gösterdiğim. Tıklanabilirlik özelliği ekliyorum arkadaşlar. Geldim buraya yine bir gesture detector koyuyorum. Tab. Şu anda durdurdum. Sorulara bakayım. Position kullanırken responsive olayı nasıl sağlanıyor? Her telefona uyumlu bir şekilde koyulabiliyor mu içindeki child? Yani tamamen sizin verdiğiniz değere bağlı. Piksel değerine göre farklı farklı değerler vererek ilerleyebilirsin tabii ki ama kendisini otomatik olarak şey yapmıyor. Senin ekranının densitesine göre 48 piksel ne anlamı ifade ediyorsa ona göre yerleştiriyor kendisini. Bu yüzden hani farklı ekranlarda farklı durabilir tabii ki farklı noktalarda. Okey. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Gayet güzel gidiyoruz. Bir yandan da sorulara falan da bakıyorum. Herhangi bir sorumuz da yok gibi görünüyor. Icon button'la da yapabilirdik sanırım. Icon button'la da yapabilirdik kesinlikle. Yani şu an
tembelliğime geldi, onu kullanmadım açıkçası. Yoksa dediğim doğru, onunla da yapabilirdik, şahane. Şimdi arkadaşlar, benim tabii ki bir animasyona ihtiyacım var artık. Çünkü dedim ki ben bu animasyonu oynatmak istiyorum. Kayacak falan diye bir şeyler anlattım. Ben boş boş, siz de dinlediyseniz onu yapmamız gerekiyordu. Şimdi animasyon için ne gerekiyordu birincisi? Herkes biliyor ki Animation Controller gerekiyor arkadaşlar. Bir tane controller oluşturdum. Şimdi ama artık benim için bir, ben buraya bir piksel değeri vereyim, o piksele göre gitsin, yok. Flutter'ın içerisinde özel bir class var, offset diye. Bu offset sizin ekrandaki pozisyonunuz ya da ekran dışındaki x ve y koordinatlarındaki pozisyonunuzu belirleyen özel bir class. Dolayısıyla merkez mesela 0 oluyor, tepe noktası, örnek veriyorum, farklı bir anlama ifade ediyor. Ondan sonra tepe noktası mesela 1 olabiliyor, aşağı nokta -1 olabiliyor x ve y koordinatında. Şimdi ben bu animasyonu offset ile yapmak istiyorum. Geliyorum buraya, tamam mı? Offset diyorum. Buraya da diyorum ki slide animation diyeceğim. Tamam. Bu için oluşturduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir tane animation controller'ım var. Bir tane olduğu için single yapıştırıyorum. Single picker provider stack mixin diye. Geliyorum. Inkwell ile çok farkı var mı? Inkwell'imiz ekrana splash efekti veriyor. Gesture detector vermiyor arkadaşlar. Tıkladığından yukarısı için top -1 olacak anladığım kadarıyla. Birazdan yaparken öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan pardon. Geldim buraya. Nerede ben bu değerleri atıyordum? Init state içerisine. Init state'in içine geldim. Gayet güzel. Bunu sildim. Birinci yapacağım şey tabii ki her zamanki gibi animation controller'ımı animation controller olarak değiştireyim ya. Bildiğim şeyden gibi. Animation controller eşittir animation, yani controller diyorum. Ne yapıyordum bilsin. This diyorum duration'ıma. Duration millisekund. 500 millisaniye olsun çünkü birazcık animasyon tatlı bir şekilde olacak. Burada bir tane eksiğim vardı. Bunu da aldım. Şöyle yaptım. Animation controller'ımı oluşturdum. Şimdi animasyon oluşturma kısmına geliyorum arkadaşlar. Animasyon objemiz, animasyon class'ımız bir abstract class. Dolayısıyla bunun üzerinden biz obje oluşturmakla uğraşamayacağız maalesef. Bunun ama extend edildiği diğer class'lar var. Bunlardan bahsetmiştim. Mesela twin diye bir şeyden bahsetmiştim. Twin dediğim şey neydi? Başlangıç ve bitiş değeri alıyordu. Bu iki değer arasında sizin hareket etmenizi sağlıyordu arkadaşlar. Bu twin dediğimiz şey de bir animasyon class'ı aslında. Bu değeri sizin için kullanmanıza yardımcı oluyor. O yüzden gelin oluşturalım. Diyorum ki slide animation diyorum. Eşittir twin diyorum arkadaşlar. Yani soruları kaçırmak da istemiyorum maalesef. Ama kendiniz aranızda konuşarak yapıyorsunuz. Mükemmelsiniz. Siz var ya, mükemmel bir ekip bugün. Alev alev. Şimdi twin dedim, tamam mı? Twin içerisine hatta şöyle bir offset yazayım ben. Ki animasyon olsun. Tamam mı? Bu içerisine bir değer bekleyecek benden. Şimdi twin dediğimiz şey bir animatable. Animation değil, animatable. Yani benim bu animasyon olabilecek şeyi anime hale, yani çalıştırılmış hale getirmeme gerekiyor. Bu da animate class'ı ile, şey animate function ile oluyor bu twin'den yani. Bunu bu şekilde yaptığımda artık az çok slide animation'ım olacak ama bunların içerisinde ben ne yazacağım? Başlangıç değeri yazıyorum arkadaşlar. Başlangıç değeri dediğim şey, geliyorum burada offset oluşturacağım. Offset'in x ve y değerleri. X koordinat düzlemi ve y koordinat düzlemi. Y koordinat düzleminde, şimdi biz bunu klasik olarak düşündüğümüz gibi olmuyor. Ekranın çıkış noktasında olan halini -1 diyoruz. Sıfır noktası da merkez oluyor bizim için. Diyorum ki offset x kısmı 0,0, y kısmı -1,0 ya da 0 ve -1 de yazabilirsiniz. Başlangıç şey, bitiş noktasına da diyorum ki offset nokta 0 yani 0,0'a çek bunu diyorum. Şimdi hala burası tamam artık bana atar yapmıyor. Burası kaldı ama bana atar yapmıyor. Burası da bu içerisine bir tane animasyon bekliyor arkadaşlar. Animasyon beklediği animasyon ise benim controller'ım. Bu controller
animasyonumu başlatıp bitirmeme yardımcı olan, biliyorsunuz ki, animasyon arkadaşlar. Bunun yani bu controller bu tweeni çalıştırarak slide animation'a çeviriyor. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bunu da animasyon haline getirebilecek widget'ımızın adı slide transition. Slide transition'ın da benden bir position bekliyor, görüyorsunuz, o da benden bir animasyon offset position bekliyor ve buradaki sihirisi bu bir animated widget arkadaşlar. Hepsini çalıştırıyorum. Şöyle sıfırdan başlatıyorum. Başladığında görüyorsunuz ekranda hiçbir şey yok. Bu arada sorularınıza bakayım. Debug banner'ı kaldırabilir miyiz? Onu aşkım biliyor ya. O hemen kaldırırız ondan sonra. Offset'i koymadan da yapabilir miydik? Twin Begin Offset gibi. Yapabilirdik tabii ki. Şöyle bir şey var. Bunlar jenerik tipleri kullanan class'lar, tamam mı? Bu tweenin içerisine baktığınız zaman görüyorsunuz ki dinamik tipte bir widget. Yani herhangi bir şey de koyabilirdik Fatih arkadaşım. Bu dinamik olarak da sırıtmazdı arada ama hani being a good citizen diyorlar böyle durumlara. Hani doğru olanı yapmak adına böyle yapmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Her şey yolunda. Şu ana kadar slide transition'da görüyoruz ama burada benim animasyonum görünmüyor. Neden görünmüyor ya? Neden görünmüyor diye soracaksanız, çünkü daha çalıştırmadım. Şimdi aşağı o kadar şöyle yazıyorum, tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar böyle güzel kodları bildiğiniz zaman benim için böyle bir hoş oluyor. Debug show check mod banner false gerçekten bugün güzel oldu öğrendiğimiz. Şimdi geldim buraya yazıyorum, tamam mı? Animation controller nokta forward diye yazıyorum. Yapacağı olay şu. Ben buna tıkladığım zaman aşağıya kayarak geldi. Yani şu debug'dan göremiyor olabilirsiniz. Ama yukarı çıkamıyor. Yukarı çıkamadığı durumlar var. Şimdi bunu da yukarı çıkmasına nasıl? Zıttını çalıştırarak yapabiliyoruz. Zıttını da çalıştırayım ben. Nokta reverse diyorum. Çalıştırdım. Başlattım tekrardan. Bastım. Koşarak geldi. Koşarak da gitti. Şu ana kadar görüyorsunuz, fena değil. Bir şekilde, hoş bir şekilde animasyonum var. Ama ben size az önce curve sözü vermiştim. Curve sözü verdiğim için bunu da size göstereceğim. Curve'ı kullanmanız için curved tween diye bir tane özel bir şeyimiz var. Curved animation diye özel bir tane fonksiyonumuz var. Pardon, widget'ımız var. Bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu kullanarak İçerisine bir de curve atayarak animasyon şeklimizi değiştirebiliyoruz. Şimdi geldim buraya. Animation slide animation bu hata veriyor tanımlamada. Bir yeri kaçırıyorsunuzdur hocam. Şimdi animation offset slide animation'da hata vermelik bir durum yok. Hocam peki o logoyu mouse ile hareket ettirebiliriz. Ettirebilirsin ama bugün onu yapmayacağız. Geliyorum. İçerisinde bir animasyon bekliyordu. Ben curved animation diye bir class'ım var, onu kullanıyorum. Curved animation'ın yaptığı şeyi seçiyorum. Benim animation controller'ımı belli bir curve değeriyle çalıştırmama yardımcı oluyor. İçerisinde biliyorsunuz bir parent bekliyor, bir de curve bekliyor. Parent dediğimiz şey bizim animation controller'ımız oluyor. Curve dediğimiz şey de herhangi bir curve'ü yapabiliriz. Curve nokta, tamam mı? Mesela diyeyim ki bounce in diyeyim. Bakalım nasıl çalışacak. Basıyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitmedi, bir şey göremedik çünkü. Ben farklı bir şey daha göstereyim. Mesela elastic out vardı. Elastic out. Tamam mı arkadaşlar? Çalıştırdım bunu. Böyle yaptım. Yukarı gitti. Hatta ben bunu bir şöyle şey yapayım da. Hot restart. Görüyorsunuz. Sekme efekti oluşuyor. Göremediyseniz hatta ben bunu bine çekeyim. Daha kolay görünür olsun. Bir daha başlattım. Geldi her şey buraya. Görüyorsunuz. Belli bir esneme payıyla yapıyor. Bunu yapmasının sebebi curve. Curve hesaplamayı belirlediğimiz değerlerin dışına çıkarak yapmamızı sağlıyor. Kendi curve'lerinizi de oluşturabilirsiniz. Tabii ki ben burada bunu yapmayacağım ama curve'ün yaptığı şey sizin animasyon değerinizin
nasıl hesaplandı ve karar vermek oluyor. Curve'de kendi ellerimizi nasıl yaparız bununla ilgili kaynak paylaşabilirim ama bugün anlatacağım çok konu var, zamanımız da sınırlı. O yüzden şey yapamıyorum arkadaşlar bugün. Görüyorsunuz kendi olduğu yerde sekerek çalışıyor bir şekilde. Şimdi Curve'le ilgili animasyonla ilgili herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Ya da şu ana kadar bu kısımla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Yoksa bu kısım aslında şahane bir kısım, mola vermek için, quiz falan yapılacaksa quiz falan için. Sonrasında karmaşık bir animasyon görüp soru cevap yapıp tamamlayabiliriz. Şu ana kadar ama herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Tamam, sor. Bu sünger gibimsi efektin text form field'a vesaire verebiliyor musunuz? Her şey animasyona döndürülebilir arkadaşlar. Çünkü sonuçta her şey bir widget ya. Widget'ı da ötekine aktarabilirsiniz. Animation kütüphanesini kullanacak mıyız? Hayır, kütüphane kullanmayı yapacağız. Fiziksel animasyon gösterecek misiniz? Hocam zamanınız var mı? Aradan sonra karmaşık bir animasyon göstereceğim. Fizikle ilgili animasyonu göstereceğim. Fizikle ilgili animasyon çok böyle cafcaflı bir şey değil arkadaşlar. Ama hani maksat size bir şeyi öğretmek olsun anlamında olduğu için göstereceğiz onu da bir şekilde. Başka animation kütüphanesini kullanacak mıyız? Cevap verdim. Yani öyle ya. Bakıyorum bir yandan herhangi bir. Rive dediniz ama anlatmadınız. Rive'ı anlatacağım dememiştim çünkü. Rive'ın üzerinden bahsettim. Rive'ı anlatmak ayrı bir sunum. Bununla ilgili sunum yapan çok arkadaşımız var. Hocam konuyla alakalı değil ama Angela Yu'nun kursunu bitirdikten sonra kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Önerebileceğiniz kaynak var mı? Öğrendikten sonrasında arkadaşlar yapabileceğiniz en iyi şey belli bir proje düşünüp onu oluşturmak. Başka bir yani her bir kaynak bir yerden sonra boş olmaya başlayacak. O yüzden yaparak öğrenmeniz en iyisi. Bir de etrafınızdakilere sorun, kodunuzla ilgili feedback alın. Bunlar çok önemli. Konu dışı yine. Hocam HTTPS değil de HTTP olarak kullandığım API içeriğini kullanmamı Play Store'a yüklersem sorun çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Proje en iyi öğreticidir demiş. Proje en iyi öğreticidir. Fatih Demir. Altına imza mı atıyor? Ceren ya da Serkan bir ara verebiliriz istiyorsanız. Sıkıntı yok yani. Benim hani ikinci kısma bıraktım diğer şeyleri. Bu arada soru cevap yapıyorum. Başka sorunuz varsa bakıyorum bir yandan. En son laf. Ya, keşke şeye dokunabilsem de şu projenin iyi öğreticileri de ekrana yansıtabilsem. Güzel söz. Şekil söz. Hocam çok teşekkür ederim güzel anlatım için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek arkadaşlar? Oo, bugün tam down'a akmış. Güzel. Hep ilk kurulduğunda animasyonlar takılıyor. Bununla ilgili yapabileceğiniz bir şeyler var mı? Ama bununla ilgili yapabileceğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi Flutter'ın motoru henüz ısınmıyor. Isınmadığı için de dolayısıyla bazı animasyonlar takılıyor. Bir kere çalıştırmanız gerekiyor maalesef. Bunun önüne geçmek için de İşte Ensure Initialize diye bir şey çıkardılar. Hani main'in başına, main fonksiyonunuzun başına Ensure Initialize, yani widget at nokta Ensure Initialize neydi? Öyle bir şeyler koyarak bir şekilde önüne geçebilirsiniz. Ama böyle bir problem var bunun. Evet, biz de farkındayız. Hocam normalde kullandığınız editör veya IDE nedir? Vallahi şu anda kendimi zorluyorum VS Code için. Şu anda VS Code kullanıyorum kendi projemde. Kendi kanalınızda daha ayrıntılı bir anlatım düşünüyor musunuz? Neyle ilgili? Ama normalde işte bir yandan IntelliJ'yi falan da kullanıyorum işte. IDEA Ultimate kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Ya VS Code kullanıyorum ya da bunu kullanıyorum arkadaşlar ya. Başka bir şey kullanmıyorum açıkçası. Erkek adam bilim kullanır. Aha, o zaman erkek değiliz biz ya. Aynı şey animasyonlarla ilgili. Tamam, böyle saçma bir laf olur mu şimdi? Tövbe estağfurullah. Erkekler bir gün kullanır diye. Hani erkeklik bu kadar düştü o zaman. Sıkıntı var demek ki. Neyse. Ben ekranımı paylaşmayı bıraktım. Küçük bir gerilim oldu sana.
Abi istiyorsan ya sana böyle, şey yapmayayım. Garip garip laflar gelince ben sinir oluyorum. Yani hiç. Gerek yok. Olarak. Hiç gerek yok böyle şeylere, garip garip laflara. Bir soru var, cevaplayabilir miyim arkadaşlar? Aynen. Büyük şirketler neden Flutter kullanıyor? Native olarak yazsalar uygulamaların daha verimli olduğunu biliyorlar. Hayır. Yani o... Arkadaşlar bu karar verme aşamasının pek çok faktörü var diyeyim size. Ya benim bildiğim kadarıyla üniversitede böyle bir ders var hatta. Bunların nasıl karar vereceğine, maliyet hesaplamalar falan. Aynen öyle. Yani para... Şimdi Google'u düşünüyorsunuz mesela, tamam mı? Google neden kullanıyor? Google'ın da kendi içerisinde her şeyin bütçesi var. Hani al bu para sana, şu para sana demiyor. Siz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Hani her etkinliğe size para mı akıyor mesela DSG'lerde, gidicilerde? Hayır. Hani her şeyin bir bütçesi var. Büyük şirketlerde bu bütçe mevcut olduğu için onlar da ona göre bir işlem yapıyorlar. Ona göre hesaplama yapıyorlar. Onun dışında da zaten arkadaşlar kullandıkları teknolojiler, mühendisler tarafından da seçilme yardımcı oluyor. Burada mühendislerin de verdiği kararlar çok önemli. Hani mühendis demeyin, geliştiriciler de, geliştiricilerin verdiği kararlar da çok önemli. Hani native yazmak demek, iki takım demek, iki tane besleneci boğaz demek, yani ayrı ayrı teknolojiler demek, şeyde çok farklı oluyor. Cross platformda. Web'den vesaire, iOS'tan, Android'den pek çok insanı bir araya getirebilirsiniz. Native kötü mü? Native mi? Mükemmel. Native'i de yapmak doğru bir bütçeyle en doğru karar. Çünkü ne olursa olsun kesin sonuç native'dir. Yani native olayı her zaman ortada olacak bir şey. Yani sizin aklınızda durmadan bir soru döneceğine native bu olaylar sizin için de çözebilir. Yani bu tamamen sizin yapacağınız bir hesaplamaya, takımınızın background'ına, cebinizde olan paraya bağlı. Bunu böyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Benim üniversitede aldım. Belki de en gerekli ders bunlardan biriydi. Bilgisayar mühendisliği okuyorum ben de. Yani, takımının o anki bunu öğrenme süresine kadar hesaplayıp maliyet çıkartıyorlar zaten arkadaşlar. Yani, sizin orada bir şeye karar verirken çalıştığınız insanlar da önemli. Uyum sağlaması da önemli ki bu kısımda iletişim de çok önemli. O yüzden hani dediğimiz gibi biz zaten sürekli söylüyoruz. Native, cross platform, yani onlara geçtim. Hani Android kısmında Kotlin, Flutter, Dart falan biz bunları diyoruz. Yani hangi sizin için avantajlıysa bunu hesaplamayı öğrenmeniz lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani işte anlamamız gereken şey bu hesaplamaları nasıl yapacağınız arkadaşlar. Hani herkes her zaman aynı fikirde olmuyor. Bir teknolojinin verdiği söz. Mesela şu anda Flutter diyor ki desktop'a, web'e diyor, oraya buraya her yere kodunu gönderebileceksin. Bu verdiği söz de etkileyebiliyor. Şu anda Jetpack Compose projesi geliştiriyorlar. Jetpack Compose desktop'ta çalışmaya başlıyor. Yani her bir konuda her bir teknolojinin verdiği söz farklı. Swift UI şu anda mesela designer'lar ölüyor bitiyor Swift UI için. Çünkü Swift UI uzun zamandır iOS'in sahip olduğu bir problemi çözüyor ve desktop için, iPad için ve normal telefonlarımız, iPhone'lar için geliştirmeyi kolaylaştırıyor. Yani her bir atılım sizin takımınızı nasıl etkiliyorsa ona göre yapmanız lazım. Ama her bir şirkette, yani hiçbir şirkette koşarak Jetpack Compose ve Swift UI kullanmıyor şu anda bu sözleri verdiği halde. Niye? Hepsinin ayrı bir şeyi var. Noktası var yani. Önümüzdeki 5 sene içerisinde hybrid platformları nerede görüyorsun? Vallahi bundan 5 yıl önce de vardı. Ben 5 yıl sonra da olacağına inanıyorum. Ha, Flutter mı olur, Salim olur bilmiyorum. Ama 5 yıl sonra da olacaktır. Çünkü bu olay her zaman ekonomik. Ekonomik şeyler de her zaman kazandırır arkadaşlar. Bu net yani. Abi sen o zaman aşağıda mı istiyorsan, biz düğürleri geçerken çay, kahve, bir şey tazelemek istiyorsan. Tamam. Biz de bir 5 dakika, 10 dakikalığına soru cevaplama, aynı zamanda duyuralım. Tamam, şahane.
Ben önce bir şeyle başlamak istiyorum. Benim çok tadım kaçtı çünkü artık bu durumdan dolayı. Burada koca koca insanlarız, biz sizler için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Vaktimizi ayırıyoruz, emek veriyoruz. Sizler de sağ olun gelip katılıyorsunuz. Gerçekten buraya kendini geliştirmek için kendi bir adım ileriye taşımak ve gerçekten bizim amacımız doğrultusunda hareket etmeye de çalışan çok insan var. Ama daha önceki yayınlarımızda da yaşandı. Arkadaşlar biz burada sizler için verimli bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun uyurusunu gerek Telegram'dan gerek Discord kanalımızdan ve yayınlarımızda da sözlü olarak geçtik. Hani bizi bir noktada aşıp artık iş bizim konuğumuza kadar hani bir noktada ne konuştuğunuzu bilmeyecek duruma geliyorsa kusura bakmayın, biz orada bir şeyler dur demek zorundayız. Yayının başında da işte yok Ceren'in benini işte şey leke sandım, ekranı silmeye çalışıyorum. Buna da body shaming diyoruz biz. Kimse kusura bakmasın, hiç kimse ya hocam yeni mi kalktınız, saçlarınız arkada kalkmış falan. Bu tarz body shaming içeren yorumlar, amacımızın dışında yorumlar yaparak buraya gelemez. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Onun dışında chatte dedik özgür olun çünkü biz istiyoruz ki kaynaşın, kendinizi olduğunuzdan bir adım öteye taşıyın. Ama anlıyorum ki, gözlemliyoruz ki biz sizleri istiyoruz ki bloklamayalım, daha da iç içe olalım. Yani insandır, hata yapar ama birbirinizle tanışın, birbirinize yeni fırsatlar sağlayabilirsiniz. Çünkü geniş kitlelere yapıyoruz biz bu yayınları. Ama arkadaşlar gerçekten bizleri bir noktada sizleri aramızdan çıkarmaya zorluyorsunuz. Ve hani artık kaçıncı yayınımızı gerçekleştiriyoruz? Gerçekten özellikle bu son birkaç yayındır çok üst üste geliyor ve bizim de bu konuda ekip olarak zaten hepimiz gerçekten hem bu koronadan dolayı çok zor günler yaşıyoruz, sınavlarımız var, zor günler yaşıyoruz falan ama onun da yanı sıra burada olanlar da gerçekten burada biraz daha relax olalım, birbirimize güzel bir şeyler katalım diye gelmişken bu yaşananlar bizleri artık gerçekten bir tap noktasına getirdi. Bu son uyarımız olsun. Diğerlerine göre de dilimizi biraz daha sert kullanmayı tercih ettik bu yayında. Çünkü artık yani biz diyeceğimizi dedik. Şu saate kadar kibar uyarılarla sizlere bir şey katabilmek için elimizden geleni yaptık. Ama şu saatten sonra bu tarz şeyler yaşandığında da önceki seferlerde yaşandığı gibi hiçbir şekilde hiç kimsenin sosyal mecralardan, bizim kendi sosyal mecralarımızdan neden blokladınız, neden engellediniz, ne dedim ki şeyler gibi soru sormaya da hakkı yok. Ne dediğinizden siz sorumlusunuz. Eğer orada size karşı bir tepki varsa da bunun da bir sebebi vardır. O yüzden kendinize gerçekten lütfen arkadaşlar burada amacına yönelik davranırsanız çok mutlu oluruz. Çünkü bir noktada evet bizler burada ev sahipliği yapıyoruz ama iş bizim misafirlerimizi rahatsız etmeye kadar geliyorsa orada da size dur demek zorundayız. Bu tarz ve bu kadar sert bir uyarı yapmak istemezdim ama gerçekten işlerin bu raddeye gelmesinin sebebi de biz değiliz ekip olarak. Öncelikle bunu belirtelim bence. Ne oluyor ya diyen arkadaş için. Arkadaşlar siz tamamıyla bir goy goy chatinde değilsiniz şu an. Burada hani gerçek anlamda biz sohbet ederken bile farkındayız. Bir troll topic var şu anlık. Hani herkes trollemeyi çok güzel bir şey zannediyor. Ama aslında böyle bir ortamda bu çok hızlı çakıyor. Bir şeyleri trollüyorum zannederken aslında hani Ceren'in de, Betül'ün de, şu anlık Beyza'nın da inatla ve gerçekten savunarak yaptığı VTM etkinliklerinde de görüldüğü gibi bunlar biraz mobbinge giriyor. Biraz hani ciddi anlamda heves kırıcı şeylere giriyorlar. Tabii onlar daha iyi bilir, onlar bu kısımda daha üstüne giderek bunu azaltmaya çalışarak sadece bu platformda değil aslında yapılan bütün etkinliklerde bunu azaltarak devam etmeleri çalışıyorlar. Yani ne oluyor dedim, buradan geçen cümlelerinize dikkat etmeniz gerekiyor çünkü sizden bu bekleniyor. Sizden hani sokakta geçerken yaptığınız yorumlar değil, buranın kitlesi böyle, buna dikkat ederek devam etmeniz gerekiyor. Bu uyarılar tamamıyla haklı ki ben de katılıyorum. Ben buna nasıl katılırım? Ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi DS'ime, CD'cime veya herhangi bir kısımda alım yaptığımda bana kızların gelip de hani biz diğer kulüplerde biraz sıkıntı yaşadık gibi cümle kurunca ben üzülerek abi bizde öyle bir şey göremezsin. Bak biz Google topluluğuyuz. Burada çok bu konuya çok sert tavırlarımız var. Hiçbir şekilde rahatsızlık verici bir şey yapamazsın. Yapılamaz bir kız arkadaşımıza gibi cümleler kuruyoruz ki ne yazık ki bunu kuruyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Bu sürekli yaşanıyor ve buna bir dur dememiz lazım ki biz buradan başlayalım dedik. Bence geç bile kaldı. Hani ilk etkinlikten beri Fırat'ı Türkiye ekibi de sağ olsun bu konuya çok hassaslar, dikkat ediyorlar. Biz de olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama Flutter kampına kadar ben bu kadarını görmemiştim. Hani yani bir ilk siber güvenlik kampında elemeler vardı. Orada kaydımız çok fazlaydı. Çok fazla insan vardı. Ama şöyle söyleyeyim.
biz hiçbir zaman cezalandırarak bir şeyleri yapma tarafında değiliz. En azından ben hiçbir zaman cezalandırarak bir şeylerin üstüne gitme tarafında değilim. Ama bu inanılmaz derecede büyük bir saygısızlık. Çünkü yaptığınız şey size çok küçük gelebilir ama dediğim gibi anlatılan da şu ki hani bunlar zaten o küçük dediğiniz şeyler mobbinge giden veya tacize giden kısımda bir tohum oluyor. Bunlara başlangıçtan dur dememiz lazım. Onun için buradan kuracağınız cümlelere lütfen diğer insanlara da ya buranın seviyesine uygun olduğuna emin olup konuşursanız seviniriz. Küçük çocuk meselesi değil, yani bu. Anonimlik küçük çocukluk değil abi. Çok daha büyük insanlardan çok daha terbiyesizce şeyler gördük biz ve hani bu hoş değil. Ülkemizde zaten durum hoş değil. Biz kendi çevremizde nazaran buna dikkat edip hani engelliyoruz tamamıyla ki ben gittiğim bütün DSC'lere, destek olduğum bütün DSC'lerde bu konuya çok dikkat ediyorum. Olması gereken bu çünkü. Abi bir insana bu kız veya erkek fark etmez. Ne yazık ki ülkemizde dediğim gibi kızlara biraz daha bu kısımda ağırlık var. Kadınlara biraz daha ağırlık var ama kadın erkek fark etmez. Mobbing veya heves kırıcı şeyler burada gönüllü çalışan bir insanın hevesini kıramazsınız veya onu rencide edemezsiniz. Kaldıralım ekranı yorumuna. Ben çok güzel bir yorum görmüştüm. Kaçırdım bu arada. Hani bu konu konuşulması lazımdı ama tekrar o soruyu şu anlık bulamayacağım. Dışarı tasarımcılar için ne öneriyorsunuz diyorsan ben tasarımcı olarak başladım ekiplere ve kendim bu kısımda da olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum ama ben sana şöyle söyleyeyim. Tasarım yapman lazım. Yapmandan çok bunu eleştirecek insanlar lazım. Çünkü eleştiri çok ağır geliyordu bana bazen. Çünkü çok ağır eleştiriler de alıyordum ama bu beni bayağı geliştiriyordu. Bir şeyleri yap, eleştirecek bir yerler olsun. Mesela bir yer adına artık tasarım yapmaya başla. Yani çoğu insanın tasarıma ihtiyacı var, öyle söyleyeyim ben. Mutlaka onlar bu kısmı değerlendirecek de kendini geliştirirsin. Çünkü her kafadan çıkan fikir seni iyi bir yere getirebilir. En azından bir şey öğrenirsin orada. Onun için olabildiğince tasarım yap, insanlar değerlendirsin. Ha, bunlara çok takılma. Dediğim gibi çok küçük takılma ama bu bayağı geliştiriyor. Oradan bir şeyleri değiştirirken çünkü sana aslında her eleştiri yaparken kötüyü fark etmez bir fikir veriyorlar ve sana fikri çekip alabiliyorsan güzel bir tasarım çıkartabiliyorsun ortaya. Umarım yeterli bir cevap olmuştur. Bu arada az önce de biz bu konuşmayı yapmadan şey de gelmişti. Bu quizle alakalı da sorular gelmişti. Arkadaşlar quizimiz gene yayın sonunda cevaplayacağız. Bu yüzden hani şu an molada quizi atmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Sahil hocamız yayınına hala devam ediyor. Ve yayını içeren bir quiz olacağı için de yayın sonunda quizi sizlerle paylaşacağız. Esra, vallahi yarın hepimizin sınavı var biliyor musun? O yüzden üzülerek söylüyorum ki şu an hani vermemiz doğru değil. Çünkü eksik hala anlatılmamış quizde sorulacak yerler vardır mutlaka. Ama herkese de o zaman burada sınavda başarılar diyelim. Herkes için çünkü çok yorucu bir hafta oluyor anlaşılan. Bu haftayı çok bırakmak istedik ama takvim öyle bir sarpa sarıyorduk çünkü bütün üniversite alayında değil, gelecek hafta başlayan çok fazla üniversite var ve yarı yarıya bölünmüş şekilde. Fatih dedin, evet çok güzel abi. Bir de karakter meselesinden de çıktı olay. İnsanlara bu özendiriliyor. Hani şu anlık gidip bir yerde bir Twitch yayını izlediğinde, YouTube'da belli yayınlar izlediğinde veya televizyona bile baksan hani trollük artık böyle saçma şakalar yapıp insanları güldürüp bazılarını rencide edebildiğini es geçmek moda gibi bir şey oldu ve bu çok iğrenç bir şey aslında. Ne yaparsın? Buna özendiren insanlar var ne yazık ki. Yapacak bir şey yok diyemeyiz tabii ki. Biz kendi çevremizde buna bayağı dikkat ederek abi diyoruz ki biz çok eğleniyoruz. Eğlenecek zaman var ama bunu başka birini rencide etmeden yapılması lazım. Evet ama burada da işte tasarımcı bir yerden sonra ya ben ilk tasarımlarımı yaptım. İğrenç tasarımlar çıkıyordu arkadaşlar normal olarak. Çünkü 5 kişi eleştiriyordu beni. Ve 5'inin de istediği bir şey çıkartmaya çalışırken çorba oluyordu. Ama işte böyle çıkıyor olay. Mesela üçüncü, dördüncü tasarımda abi bak o öyle olmaz demeye başlamıştım ve bu inanılmaz bir başarı oluyordu. Çünkü ben artık orada hem karar veriyorum hem artık bir oturma oluyor bende ve benim tarzım da ortaya çıkıyor. Aynı zamanda
O seslere de cevap verebiliyor muyum? Bak o olmaz, şu şekilde olmaz, bu şekilde olmaz diye. Yoksa çok ilginç yorumlar da almıştım abi. Mesela logo tasarımlarında italik istiyorlardı benden. Hani logonun yanındaki yazıyı nasıl italik yazabilirim ki? Hangi logoda adam akıllı öyle bir şey var falan diyordum. Çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyorsun. Evet, hani dediğim gibi burada kör kütük bağlanmaman lazım. Şöyle bir durum var. Bir yerden sonra sen zaten bak o olmaz, şu olur demeye başladıkça oradan fikir almaya çalışıyorsun. Bu biraz daha şey, senin gidip de hani herhangi bir şeyden istediğin bir bilgiyi çıkartabilmen. Yani aptaldan bile bir şey öğrenebilirsin muhabbeti var ya kabaca. Biraz ona dönecek. İki yıl tasarım ofisinde çalıştığım sakin çok iyi anlayayım. Teşekkürler Tamer abi. Eleştir hiç bitmiyor bu arada. Evet doğru. Hani eleştir istemesen de bitmiyor. Geliyor zaten. Ya bu noktada ben şey düşünüyorum bu tasarım konusunda. Hani ben çok iyi bir tasarımcı değilim. Hatta bu zamana kadar yaptığım tasarımlarda da çok eleştiri almışımdır. Özellikle Serkan'dan. Gözüm olmadığım falan iddia ettiği tasarımlarım bile oldu. Ama şöyle bir şey yani birlikte çalıştığımız insanlara bile hani yapmadan önce fikirlerine ve bu konudaki gerçekten estetik algısına güvendiğiniz birinden öncelikle gerçekten değer verdiğiniz bir eleştiri almak bence hem sizin şevkinizi kırmaz hem de işi yaptığınız insanlara sunarken bir noktada daha belki de böyle nasıl söyleyeyim hem çözüm üretmeye yatkın hem de kendiniz incinmeyecek şekilde hevesiniz kırılmayacak şekilde devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya beğenmemişse beğenmemişsin. Mesela beğenmemenin de iki tarafı vardır. Yani biri gerçekten zevksizdir, beğenmez veya hani anlamıyordur o işten beğenmez. Bir tanesi de içeriğe uygun olmadığı için beğenmemiştir. İşte bunları çıkartmaya başlıyorsun. Ya ben şöyle söyleyeyim, ben tasarıma başlamadan önce çizim yapıyordum zaten. Hani hatta bayağı bir çizimler, tuvaller çıkartıyordum ve o kısımda da ben resmin yanında ben olmasam bile zibilyon tane eleştiri aldığım için artık o muhabbet. Bir tasarım gözle görülen bir şey yapıyorsan o eleştiriliyor. Ona kaçışın yok. En azından eleştiriyi açık bırakırsan oradan bir şeyler kapabiliyorsun. Yol göstereceği yer başlıyor ama. Evet. Bakalım Tamer abi. Bu arada bugün yayın başında falan da çok geçemedik. Hemen yeniden duyurularımızı geçelim bu konuyla ilgili. Bu hafta size bir çekiliş sunmuyoruz ama bu demek değil ki çekilişlerimiz olmayacak. Öncelikle şey cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar kitap çekilişimizi falan gerçekleştirdik ve mesela önümüzdeki haftada tişört çekilişimizi falan gerçekleştireceğiz. Ama bu tarz kargolanma gerektiren çekilişlerimizi biz kamp gittikten sonra hepsini bir olarak kargoluyoruz. Parça parça göndermiyoruz çünkü daha kolaylıklar oluyor. Hem de bazen aynı kişi iki defa çıktığında falan daha çabuk hızlı bir süreç işlemiş oluyor. Öncelikle bunu bir belirteyim. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarımız zaten şu an chatte arkadaşlarımız tarafından da paylaşılıyor. Flutter Türkiye'nin de sosyal medya hesapları paylaşılıyor. Flutter'la ilgileniyorsanız hem onları takip edebilirsiniz. Bizim gelecekteki etkinliklerimizden haberdar olmak için de bizi takip edebilirsiniz. Burada cevaplanamayan aklınızda kalan sorularınızı Telegram grubumuz üzerinden veya Discord kanalımızda hangi teknolojiyle ilgiliyse onun chatine yazarak cevap arayabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra bir de şunu da ben şimdiden yavaş yavaş duyurusuna çıkmakta fayda var. Evet, Malta Camp'in sonuna geliyoruz. Yani Malta Camp Haziran'dan bu yana belki de 4 tane teknolojiyle ilgili farklı alanlarda eğitim gerçekleştiren bir bootcamp'ti aslında. Ve biz bu kitleyle de çok güzel kitlelere ulaştık, çok güzel işleri ortaya koyduk. Fakat bu demek değil ki arkadaşlar Malta grup sonlanıyor. Çünkü bizim ekibimiz hala çalışmaya devam ediyor olacak. Hatta etkinliklerimiz belki bu sefer Google Developers Communities Turkey YouTube kanalında değil, Malta Camp YouTube kanalında devam edecek. Fakat sosyal medyalarımızı takip ederseniz de oradan da diğer etkinliklerimizle ilgili belki yapacağımız farklı akademiler, farklı tech talklar, farklı webinarlarla ilgili haberdar olabilirsiniz. Hatta önceden spoilerını da verelim. Çok yakında gelmekte olan ki Android Akademi'den haberdardınız ama bir de farklı bir teknoloji üzerine sohbet serisi olabilir diyelim. Malta Camp YouTube kanalımızı takip etmeyi de unutmayın o yüzden. Çok güzel sorular geliyor. Hani anlatıma geçmemiz lazım ama bunları cevaplamak da güzel olur. Sizce yazılım alanına sıfırdan başlamak ve iş bulmak için bir yaş sınırı var mı? Sektörün yaşlı ve tecrübesiz geliştiricilere bakışı hakkında bilgi verebilir misiniz? Tamer abi chatte o da bu soruyu cevaplayabilir. Biz de cevaplayabiliriz. Hani
Buna verdiğiniz emekle alakalı cidden de yaş veya şey değil. Aslında ben bunu her alanda düşünüyorum. Hani bu arada Salih abiyi de alayım. O da bu konu hakkında fikir verecektir. Belki benden de daha deneyimli bu konuda. Bu kısımda hani benim görüşüm şu. Bu cüretini kaldırdım biraz daha. İnsanların hamşuna gitsin diye. Abi gitti o gitti. Biz ona vurduk yani herhalde. Benim bu konu hakkında görüşüm bu arada hani bu kesinlikle çalışmak ve ilgiyle alakalı ama teknoloji kısmında, kodlama kısmında bir sürü alan var ki insanlar en çok onu seçmek zorlanıyor. Bir burası dezavantaj olabilir ama belli bir yaşın üstündeyseniz de ve ilginiz varsa çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Salih bu konu hakkında senden de bir görüş alırsak süper. Vallahi şöyle anlatayım. Belki aranızdan bilenler vardır. 2 yıl önce falan Google'un bir tane bursu vardı. 60 bin kişiye falan burs verdiler. Şöyle yaptılar hatta. Sadece Avrupa, Mısır, Rusya ve Türkiye'de geçerliydi. Türkiye'den de çok öğrencim vardı. 60 bin kişiden bahsediyorum. Bu 60 bin kişiye işte 3 kişi biz mentorluk yapıyordum. Ben ve 2 arkadaşımız vardı. Ve bu 60 bin kişide hala görüştüğüm 15 yaşında başlamış bu işe arkadaş da var. 50 yaşında başlamış arkadaş da var. Ve hepsi bu eğitimi aldıktan sonra iş bulabilecek seviyedelerdi. Hani yani hikayelerini duysanız gerçekten ağlarsınız öyle söyleyeyim. Yani kanserden kurtulanlar mı dersiniz? Ondan sonra hani ciddi kayıplar yaşayıp hayata tekrardan başlamak isteyenler mi dersiniz? Hepsiyle yani pek çok insan vardı. Hatta ben bir tanesiyle bizzat yan yana çalışıp kendi öğrencimle çalışma şansım dahi oldu. Yani dolayısıyla herhangi bir sınır yok, herhangi bir background özelliği yok. Benim hani Ceren kimya mühendisliği okuyorum dedi. Benim kardeşim arkeoloji mezunu, o da yazılım yapıyor. Onun dışında işte bu beraber çalıştığım arkadaşım öğretmendi benim. Bildiğin Almanya'da tarih öğretmenliği yapıyordu. İşini bıraktı. Yazılıma başladı ve yazılımdan para kazanmaya başladı. 15 yaşında başlayan çocuk şu anda hani 18'ine yeni girdi. 18'ine yeni girdi ve gayet iyi bir miktarda para alarak çalışıyor. Yaşınızın önemi yok arkadaşlar. Ama ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bu işle ilgili, bu işi severseniz dünyanın en güzel işi, bu işte nefret ederseniz de hiçbir zaman çekilecek iş değil. Sevmek bir işi en önemli şey arkadaşlar. Dolayısıyla bence asıl buna karar vermeniz gerekiyor. Ya, seviyor musunuz ona bakacaksınız yani. Ya ben en son Android'e geldim. Hani benim öğrendiğim ve denediğim alanlar kısmında bayağı bir yoğundu. Hani Python'a gittim. Onun haricinde çıktım bu Swift'le başladım. Hatta ben mobil kısmına Swift'le başladım denebilir. Çünkü okulumda böyle bir eğitim şansım vardı. Sonra Flutter kısmına biraz baktım. Java baktım. Sonra Kotlin'e geçtim ve hani Kotlin'i ben çok fazla sevdim. Hiç sevmediğime inanırken bunun hakkında bir sorumluluk alınca en çok bundan zevk aldım gördüm. O biraz şaşırtabiliyor. Siz hani dediğiniz gibi burada teknolojiler çok farklı ve çok farklı alanlara dalıyor. Hangisinde ilgi duyuyorsanız onunla giderseniz aslında hani yaşın bir bariyer olduğunu düşünmüyorum ben de. Ki gördüğüm örneklerde buna dahildi. Bir sürü bu alanın dışında iş yapan ama bizlerle bu kısımda çalışan insan tanıdım. Yaşları da çok uçuk sayıda olanlar da vardı yani. Bir soru var Serkan, onu bir şey yapabilir miyiz? Ara sıra bunaldığınız oluyor mu diye Fatih arkadaşım sormuş. Nerede? Fatih bizden abi. Aynen. Süper. Fatih'lerden birisi sormuş. Diğer Fatih bu. Aynen. Ekürisi sormayınca kafam karıştı yani. Diğerinin başına bir şey geldi sanırsam. Şimdi bu soru bence çok önemli bir soru. Bu sorunun aslında hepiniz farkında olmalısınız. Birincisi ara sıra bunaldığınız oluyor mu diye kendinize sormaya başladıysanız artık bir kendinize bir dur demeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani hayatını yani şu algıyı kırın, kesinlikle yanlış. Ben bunu bizzat söylüyorum tecrübelerime de dayanarak. İşte bilgisayarcı kişi, coder işte durmadan bilgisayar karşısındadır falan. Hayır, öyle bir şey yok. Verimli çalışmanız önemli olan, durmadan bilgisayar karşısında olmanız, işte ne bileyim sahilde otururken kod yazmanız falan, bunlar pozculuktan başka hiçbir şey değil. Bunu dünyanın en büyük şirketlerinde çalışan insanlardan. İşteyken işinizi yapacaksınız, dışarıdayken dışarıyı, yoksa çok bunalırsınız. Burnout dediğiniz durumlarını yaşarsınız.
motivasyon sorunu oluşmaya başlar. Bunun dışında da bu sefer kendisi daha da derine çekmeye başlarsınız. Imposter sendrom dediğimiz muhabbet çıkmaya başlar. Başkaları kadar neden iyi olamıyorum, ben bu işi beceremiyorum diye korkularınız ortaya çıkmaya başlar. Bunların hepsinin altında yatan sebep çok fazla kendinizi zorlamanız. Birincisi, kendinizi olduğunuz gibi kabul edeceksiniz arkadaşlar. Ne yapabilirseniz bu kârdır. Siz yavaş, yani bir insan bir haftada öğreniyorsa ikinci bir insan bir haftada öğrenecek diye bir kural yok. Bize bu mentorluğu falan verirken ilk öğretilen şey öğrenme hızı diye bir şey var. Herkesin öğrenme, biz şuna inandık bu işi yaparken ve gerçekten bunu gördük. Başarısız ya da hiçbir şey başaramayan öğrenci diye bir şey yok. Ama herkesin öğrenme zamanları farklıydı. Kimisi bir günde öğreniyor, kimisi bir haftada öğreniyor. Ben mükemmel hızlı öğrenen bir insan değilim. Ama öğrendiğimde unutmam mesela. Herkesin farklı bir özelliği var. Kendi özelliğinizin farkında olun ve bunu kabullenin. Hayatınızı da yaşayın bir anda. Yani iş her şey değil, hayat her şey değil. Bunların farkında olun. Oturun, kitap okuyun, arkadaşlarınızla sohbet edin. Yani yürüyüş yapın. Gelin, yani şu aralar zaten yapabileceğimiz şeyler sınırlı. O sınırlı şeyleri yapın ama. Çünkü kendinizi daraltmayın. Bunaldığınızı hissettiğiniz zaman demek ki işler zorlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Motivasyonu sağlama üzerine önerilerimiz şu arkadaşlar. Birincisi, bunaldığınız zaman hemen bir durun orada. Derin bir nefes alın. Kendi kendinize düşünün. Ben bu işi çok seviyor muyum? Seviyorum. Seviyorsanız o zaman artık İkinci olasılıkta şu, kendinize bir hobi bulmaya çalışın. Bu işin dışında. Mesela ben ne yapıyorum? Benim yaptığım şeyler o kadar çok farklı ki. Çok absürt şeyler de yapıyorum, çok basit şeyler de yapıyorum. Absürt şeyler ne derseniz, şurada durmadan arkadaşlara gösteriyorum, ben size de göstereyim. Bakın şurada Legolar, cartlar, curtlar var, bir şeyler var. Oturuyorum Legolarla uğraşıyorum. Ya da kendi kendime işte farklı podcastler dinleyerek farklı şeylerle ilgili bilgiler edinmeye çalışıyorum. Hatta boş zamanda bir yandan da felsefe okuyorum üniversitede. Yani tamamen ne yapabilirim de bu işten kendimi ayırabilirim şeklinde oluyor. Bisiklete binmek olabilir, şahane. Ondan sonra kitap okuyun arkadaşlar. Kitap okumak sizi o kadar farklı bir insan haline getirecek ki. Onu yapın. Spor kesinlikle yapın. Canım dediğine katılıyorum. Çıkın en kötü ihtimal yürüyün arkadaşlar. İlle de cime gidin demiyorum. Spor yapın. Gidin yürüyün. Çünkü hareket çok önemli. Durmadan ekran karşısında olmayın. Kendinize, ben hani bu değişsin kusura bakmayın, kendinize acıyın. Yani sizin kendinizden başka dayanabileceğiniz kimse yok. Kendinize acıyın. Kendinize iyi bakın. Meyveyi yiyin, güzel aralar verin. Boş boş evde gezmek de olsa 10 dakika boş boş evde gezin. Ama durmadan ekran karşısında olun. Kendinizi şey yapmayın arkadaşlar. Dikkat edin mümkün olduğu ölçüde. Motivasyon zaten sizin zihniniz boşaldığı zaman gelecek. Ama zihninizi boşaltmazsanız ne motivasyon gelir ne verimlilik olur. Burnout olur. Ben bu durumu iki kere yaşamış olarak söylüyorum size. Burnout çok tehlikeli bir şey. İşin içinden çıkmak çok zor oluyor. Ve siz 6 ayda o işi yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama etkisi 1 yılı buluyor. Yani normalde de aslında 1 yılda o işi yapabilirsiniz. Ama bu duruma girmiyorsunuz. O yüzden dikkat edin. Ne yaparsanız kârdır. Bu çünkü kendinize dikkat etmeniz, bu digital well-being falan görüyorsunuz zaten, işte Google tarafından, Apple tarafından da şiddetle pushlanıyor. Bu çok önemli bir konu çünkü. Çünkü yanlış algılar var biliyoruz ya. Bu yanlış algılar işte kodur eleman, işte bilmem karanlıkta çalışır. Yok arkadaşlar, siz de alacaksınız güzelce güneşinizi, ekranınız olacak karşınızda, rahat rahat göreceksiniz. 40-45 dakikada bir 5 dakika gideceksiniz, suyunuzu içeceksiniz, keyfinize bakacaksınız. Yani hayatınız var sizin. Bu gerçekten, bunun her zaman farkında olmanız lazım. Yoksa ne motivasyon kalır, ne bunalırsınız. Bir yandan başkalarını görürsünüz. Çünkü başkaları mola veriyordur. Yani siz bilmezsiniz. Onlar durmadan çalışıyor gibi geliyor. Ben kendime ne kadar, ben durmadan çalışmıyorum. Ben işine aşık bir insanım ama durmadan çalışmıyorum. Sevmiyorum durmadan çalışmayı çünkü. Oturuyorum, oyun oynuyorum, dışarı çıkıyorum, yürüyüşe. Ondan sonra gidiyorum saçma sapan yemek yapıyorum. Hani hep kendimi bir şekilde meşgul ediyorum. Sizin de bunları yapmanız lazım arkadaşlar. Çünkü öteki türlü sadece ve sadece dert olur size bu iş ve
Sonrasında sokakta gördüğünüz milyonlarca insanlardan birine dönersiniz. Mutsuz ve sebebini bilmemiş olursunuz. Kendinize acıyın. Benim diyeceğim bu. Bunun haricinde motivasyon kısmında hani hep iş dışında hani iş sonrasında olanları söyleriz. Biraz da iş kısmında olan hani iyi bir ekiple çalışmak veya kendinizi motive eden insanlarla çalışmak, hani eğlenebildiğiniz, o an iyi vakit geçirebildiğiniz, o bayağı bir önemli. Çünkü çalıştığınız yerden hızlı sıkılıyorsanız oraya her gidişiniz daha uzun süre ve kendinize sorun arıyorsunuz. Böyle de bir problem var. Ya mesela bizim ekibimiz kısmında biz bunu olabildiğince aktif tutmaya çalışıyorduk. Olabildiğince sohbetler düzenlemeye, film falan izlemeye çalışıyorduk. Böyle şeyler de ara ara nefes alın, ekibinizle yaparsanız bağlarınızı güçlendirir veya ne bileyim kendiniz bir şeyler deniyorsanız güzel olabilir. Böyle şeyler de önemli. Çalıştığınız insanla bayağı önemli açıkçası bu kısımda. Yavaştan geçer misin sonra abi? Olur, olur. Olur, geçelim. Ben şuradan hızlıca da Caner gelmiş. Selam Caner bu arada. Özellikle Android takımları çok hoş oluyor. Güzel bir yağcılık seziyorum burada ama yemezler falan diye. Şaka yapıyoruz tabii ki. Bu arada arkadaşlarımızın Sanem ve Caner'in bu hafta cumartesi ve pazar günleri Android etkinlikleri olacak. Onları linke bırakıp, chat'e bırakabilirsiniz linklerini. Çünkü onlar da bu kısımda bayağı heyecanlı ve hevesliler. Umarım güzel geçer. Ekran alalım abi. Başarılar gençler, başarılar. Ben şimdi ekranımı paylaşayım. Hı-hı. Bir saniye. Valla ben böyle tanımadığım yeni insanları ekranda gördükçe daha mutlu oluyorum. O yüzden benim ekibim de bilir. Ben hani beni kullanmayın, siz çıkın ekrana, ben size şey olayım diyorum. Ama yine de biz çıkıyoruz bazen işte. Neyse. Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. İyi günler sana. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi güzel insanlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel insanlar deyince kendimi Killa Hakan gibi hissettim ama. Neyse. Buradan güzel insanlara selam olsun. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Artık az önce bu en son şu tatlış bir tane animasyon yapmıştık. Güzel gidiyordu. Geldik bunu da aşağıya çektik. Her türlü devam ediyor. Remission control is animated. Stop. Forward. Vallahi kodu denediysen Tarak'cığım çalışıyordur ya. Ben inanırım. Hani stop dediğinde sıfırlanmıyorsa, kaldığı yerden devam ediyorsa gayet güzel. Helal olsun. Ben her şeyi bilmiyorum zaten. O yüzden güzel düşünmüşsün. Teşekkürler Talat arkadaşımıza da gerçekten paylaştığı için. Şu kod snippet güzel oldu. Şahane. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden arkadaşlar. Yapacağımız bir sonraki şey şu. Öncelikle ben şu anlamsız notification çıkarabilecek şeyleri kaldırayım. Kaldırdım. Bir de Steam var tabii ki. Steam'de de arada böyle gereksiz raketlik şeyleri çıkıyor. Şimdi bu sefer farklı bir animasyonla devam edeceğiz. Farklı bir animasyondan kastımız şu, artık işi bir tık ileri götüreceğim. Ben size Animated Wizard'dan bahsetmiştim, onu kullandık. Twin'den bahsetmiştim, onu kullandım. Onun dışında Animation Controller'dan bahsetmiştim, onu kullandık. Animation'dan bahsetmiştim, onu kullandık. Ne kullanmadık? Animated Builder kullanmadık arkadaşlar. Bunu da nerede kullanıyorduk? Farklı animasyonların olduğu yerde kullanıyorduk demiştik. Şimdi arkadaşlar hazırsanız onunla başlayalım. Yine ben bir Stateful Widget'e yapıyorum. Tamam mı? Stateful Widget dedim. Diyorum ki Animated Builder Example diyorum. Tamam mı? Herhangi bir şey yok. Animated Builder'da bu sefer Flutter'ı kullanmayacağım. Şeyi kullanmayacağım. Flutter ikonunu kullanmayacağım. Farklı bir şeyle gideceğiz. Gideceğimiz farklı şeyin olayı da şu olacak. Ekranın ortasına ben bir kare şeklinde şekil çizeceğim. Aslında o karemi 3 tane farklı dikdörtgenden oluşmuş olacak. Bu 3 tane farklı dikdörtgenden oluşmuş kareyi de alacağım. Sonrasında onu bir animasyonla belli bir hoş bir şekil haline getirmeyi planlıyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar birinci yapacağım şey şu. Bunun için bir tane row kullanacağım. Tamam mı? Row'un da etrafını yani bir tane size box'a çevireyim. Diyorum ki width'i 600 olsun.
Haydi da 600 olsun. Tamam mı? Hadi buraya. Sonra bunu children yaptım. Children'ın içerisine bir tane expanded. Şimdi o demek daha gerek yok. Container diyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Width diyorum. 200. Color diyorum. Color nokta kırmızı olsun. Tamam mı? Hatta ben bunu bir miktarı değiştirebilirim. Ondan sonra items 600 çok oldu. 200 yapalım ya. 200 değil. Bakayım 300 yapayım. Bunun da width'ini 100 yapayım. Tamam, güzel oldu. Mükemmel oldu hatta. Alıyorum bunun aynısından bir tane. Yeşil yapıyorum. Yeşil green diye yazılıyor. Alıyorum bir tanesini de siyah yapıyorum. Tamam. Black yapıyorum. Aldım. Şöyle garip bir tane şey oldu. Hatta ben bunu alıyorum. Bir de center'a koyayım. Şöyle. Bunu da Linux'te Diamond Center mi oluyordu? Bakalım diyorum. Emin değilim ama ortaladık. Safe araya eklesek mi? Gerek yok. Şu anda çünkü yapacağım şey belli. Yapacağımız her şey belli. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Hatırlatıcı oluşturuldu falan filan. Safe araya eklemeye gerek yok demiştim. Tamamdır. Devam ediyorum şimdi. Bir tane kare oluşturduk. Tamam mı? Bu oluşturduğumuz karenin elemanlarını hepsinin aynı renkte olduğunu şöyle varsayarsak, şu şekilde oluşturursak görüyorsunuz ki sanki kırmızıymış gibi oluyor. Bu da işte Flutter'ın bir tane şeyi var. Absürtlüğü var. Onun önüne geçmek için şöyle bir şey yapalım da. Şu arada beyaz çizgi var gibi oluyor işte. Bazen o yüzden beni çıldırtıyor. Video'yu şöyle çeviriyorum. Overflow olduk. Neyse gerek yok ya. Uğraşamayacağım bununla. Aldım bunu yaptım arkadaşlar. Burada bir tane büyük bir karemiz varmış gibi varsayalım. Tamam mı? Bu büyük bir karenin varlığını düşündüğümüz zaman hocam siyahı blue yapsak mı? Kırmızı var şu anda ekranda. Şimdi bu karemiz var elimizde, tamam mı? Bu karemizi alacağız. Bunun 3 parçaymış gibi düşünüp belli bir şeye çevirip bir de rotation ekleyip yani farklı animasyonlar ekleyerek hoş bir şey çıkartacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda kırmızı. Bunun farklı tonlarından giderek ilerleyeceğiz. Burada öğreneceğimiz şey yeni bir kavram. Bu kavramın adı interval olacak. Interval dediğimiz şey ise şu arkadaşlar. Sizin animasyonlarınız bir zaman çizelgesi olarak düşünülebilir. Tamam mı? Bu zaman çizelgesinin belli bir noktasından diğer noktasına gitmek için yani sıfırdan bire bir çizelge düşünün. 0.25 ile 0.50 arasında bir animasyon çalıştırmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bunu da interval dediğimiz class'ta yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ama bildiğimiz yerlerden gidelim hızlıca. Init state diyorum. Tamam mı? Init state'imi de çalıp oluşturacağım o şeylerin. Birinci oluşturacağım şey her zamanki gibi ne? Animation controller. Animation controller'ımı oluşturdum. Geliyorum burada. Bir tane animation controller'la çalışacağım. Tüm animasyonlarımı tek bir animation controller kontrol edecek. Bunu da neyle yapıyorum? Single ticker provider state mixing. Bunu da oluşturduktan sonrasında yapacağım diğer şey şu arkadaşlar. Geliyorum buradan. Tamam mı? Yapacağım diğer şey çok basit. Animation controller olduğunu oluşturacağım. Kafam niye durdu benim ya? Anlık bir durdum. Animation controller. Animation controller diyorum. Bir yandan da chat'e bakıyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Visit this. Duration. Seconds. 1. Geldim buraya. Tamam mı? Güzel insanlar. Görüyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok. Bunu oluşturduk. Animation controller'ımız da var. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Şimdi yapacağımız ilk şey şu arkadaşlar. Ben istiyorum ki bu şeyler 3 tane kare birbirinden ayrılsın. İlk yapacağım şey bu olacak. Adını siz söyleyin. İlk yapacağım örnek bu olacak arkadaşlar.
Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle. Geliyorum. Burada görüyorsunuz 3 tane benim widget'im var. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bununla ilgili de kullanacağım widget'ın ne kadar çok bununla ilgili. Bununla ilgili de kullanacağım widget'ın adı şu arkadaşlar. Size transition. Size transition'da geliyorum içerisine bakıyorum. Size transition benden ne bekliyor? Size factor diye bir şey bekliyor. Bir animasyon. Ama ne bu değer? Animation double. Sadece denemiş olmak için çılgınlık yapalım. Animation controller verelim. Tamam mı? Size factor diyorum. Alıyorum bunu buraya yerleştiriyorum. Tamam mı? Sadece denemiş olmak için. Şu anda ne bekleyeceğimi bilmiyorum ben de. Nokta forward dedim. Aldım sıfırladım. Sıfırdan başlatıyorum. Böyle nice, hoş, güzel bir animasyon efekti oluştu. Ama ben bunu height için yapmak istemiyorum. Width için yapmak istiyorum. Yani şu anda size transition dediğim şey benim dikey olarak değiştiriyor. Burada da görüyorsunuz axis diye bir şey var. O zaman ben bunun axis'ini değiştiririm arkadaşım. Diyorum ki axis nokta horizontal diyorum. Bir daha başlatalım. Bakalım nasıl olacak. Görüyorsunuz bir şekilde o sıfırdan böyle şey yapmaya başladı. Ayırmaya başladı kendisini. Gayet güzel oldu ama tabii ki ben bu şekilde çalışmayacağım. Şu ana kadar benim için önemli olan şey ne? Bu animasyonun hoş bir şekilde davranmasıydı. Şimdi ben üçünün de tabii ki bir animasyon değerinin bir şekilde değişmesini bekliyorum. Ki hani hepsi biraz küçülsün ki sonradan katlayabileyim. Tamam mı arkadaşlar? Ben böyle atıp tutuyorum ama inşallah becerebilirim bunu. Geldim buraya yine bir size transition ile birlikteyiz sizle. Aynısını buraya da yazıyorum. Size factor animation controller diyeceğim. Geleceğim buraya. Size transition, size factor, animation controller. Geldim buraya garip bir animasyon şimdi sizleri bekliyor olacak. Bakalım. Niye olmadı hepsinin? Niye olmadı ya? Ben şimdi cevabı da verdim bu arada da. Hadi bakalım. Niye olmadığını gören var mı arkadaşlar? Neyi kaçırdık? Yazan yazsın. Bekliyorum şu anda chat'e. Bakalım. Axis. Evet. Axis. Aynen öyle. Aynen öyle. Helal olsun herkese. Ben direkt üzerine tıklamasam daha mükemmel olacaktı ama olsun ya. En azından herkes dikkatli dinliyor. Bu da hoşuma gidiyor benim yani. Gördükçe sizin dikkatinizin yerinde olması. Böyle bir güzel bir animasyon oldu. Bence hoş oldu. Şimdi bir sonraki yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şimdi bunlar hep birbirine yakın bir şekilde devam ediyorlar ya. Hani benim yapmaya çalıştığım şey ise farklı. Benim yapmaya çalıştığım şey bir yandan bunlar giderken öte yandan da sanki yerlerinde duruyorlarmış gibi olsun istiyorum. Bunu da iki farklı şekilde yapabiliriz. Bunu yapabilmemizin bir yolu, belki de kullanabileceğimiz en hoş yollardan birisi de şu. Belli bir margin animasyonu oluşturabilir, margin değeri oluşturabiliriz. Ve bu margin değeri bir yandan bu değerler kapanırken bir yandan da bize yardımcı olabilir. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yapalım. Şimdi geliyorum. Ben buradan bir tane oy çalıştım. Tamam, bir çılgınlık yapalım. Double diyorum. Çünkü bir tane double diyelim şu anda. Margin value interpolator. Margin value diyeyim yani. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu animation controller'ın değişiklikten sorumlu ama ben tabii ki bir yandan da diyorum ki değer değişikliği de olsun. Animation değerimi de nasıl oluşturuyordum? Margin value diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Eşittir. Green diyorum. Begin değerim 0. Nokta 0 ile 0 da diyebilirsiniz. Ben şuraya bir double çakayım da kafası karışmasın. Dediğim gibi bu bir generic değer. Aslında vermemize gerek yok ama verebiliriz. Margin değerim de 25'e çıksın. Tamam mı? Evet. Şimdi burada da buna sinir oluyor. Nokta animate diyorum. Biliyorsunuz. Animation controller diyorum. Margin volume da oluştu burada. Animasyon başladığı zaman bu değerde interpolate şey, yani belli bir değer değişikliği gitmeye başlayacak. Margin diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Edge inset nokta
only diyeceğim, tamam mı? Buna right diyorum. Margin value nokta value diyorum. Tamam mı? Şuna da buna vermeyeceğim hatta. Bu olduğu yerde dursun. Şuna da şöyle yapacağım. Buna da left diyeceğim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu çalışmayacak. Güzel durmayacak. O yüzden neden güzel durmuyor diye falan sormanıza gerek yok. Single tick provider bilsin. Hata çıkartmaz. Bir iki tane animasyon kullanıyoruz. Aynen. Zaten Göktuğ cevap vermiş. Hızlı ve öfkeli Göktuğ. Şimdi bunun margin değerini verdik. Şimdi yapacağım şey şu arkadaşlar. Ben bu size transition, hatta size transition'dan kurtulacağım, tamam mı? Farklı bir şey yapacağım şimdi size. Yapacağım değer de şu. Şimdi görüyorsunuz az önce bu margin değeri çalışmadı arkadaşlar. Detektörlerin aralarına birer expander koyup yapabiliriz. Zaten ben bile bile sayı kullanıyorum ki animasyonlarda da sayılar kullanarak ilerleyeceğim. Amaç burada sayıları ilerletmek. Şimdi burada kullanacağımız olay şu. Görüyorsunuz size transition çalıştı bir şekilde buradaki değere göre. Ancak marginle ilgili ben bir değişiklik alamadım. Bu marginle ilgili değişiklik alamadığım için de bir şey deneyeceğim şu anda. Deneyeceğim şey hatta animated builder arkadaşlar. Animated builder dediğimiz şey özel bir widget. Bu animated widget ile aynı şeyi yapıyor. Ama sadece kompleks widgetler için çalışıyor bu. Bunun özelliği de şu, her bir seferde çizerken size buradaki bu child'ın altındaki şeyleri bazı kısmını korumanıza yardımcı oluyor. Tabii ki biz şu anda bunu kullanamıyoruz. Çünkü o kadar derin bir widget tree'miz yok. Geliyorum buradan işte diyeceğim ki builder'ımız neymiş bu? Type definition büyük ihtimalle yok. Transition builder bu. Type definition evet. Biliyorsunuz context ve child alıyor. Başka hiçbir şey döndürmüyor. Bunun içerisinde benim context'ime ihtiyacım yok. Child'ıma da ihtiyacım yok. Geliyorum return diyorum. Bunu buraya yapıştırdım geçtim. Şimdi başlatalım bakalım. Gördünüz mü? Aralarındaki boşluk giderek arttı. Bunu bu şekilde yaptık. Şu an eminim bazılarınızın sorusu vardır, o yüzden duruyorum. Herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Anlamadığınız yer var mı? Animated Builder'da ne oldu da çalıştı gibi. Herhangi bir sorunuz var mı? Dinliyorum bir yandan. Abi Gürtlüğünün suçu değil ki yanlış etiketi koymak. Animated Builder'ı anlamadım hocam. Emülatörü tekrar çalıştırabilir miyiz? Çalıştırıyorum. Debug konsolu kapatabilir miyiz veya küçültebilir miyiz? Onun durması benim için daha yararlı bir hata olduğunu da görebiliyorum. Son kısmı tekrar geçebilir miyiz? Animated Builder kısmını şimdi anlatacağım tekrardan. Animated Builder kısmı tam oturmamış. Son kısmı tamam. Şimdi Animated Builder klasının içine gidiyorum arkadaşlar. Animated Builder ile YouTube'a bug bulduğunuz sanırım aynı isim olunca biri görünüyor. Animated Builder kendi set state yapan özel bir widget değilmiş. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Animated Builder kendi set state yapan özel bir widget da diyebiliriz ama öyle değil. Biraz farklı. Farklı telefon boyutlarında overflow hatası alma ihtimalimiz var mı? Var. Onların hepsine döneceğim. Şimdi birincisi şu. Animated Builder dediğimiz şey bir animated widget. Animated widget ile ilgili de ne demiştik? Giriyorum içerisine. Bu bir stateful widget. Yani teknik olarak düşündüğünüz zaman Animated Builder bir Stateful Widget. Stateful Widget'ın yaptığı şey neydi? Bu Set State operasyonu kendi Set State operasyonu yapabildiğimiz widget'ti. Ve Animated Widget'ın yaptığı şey neydi? Bu operasyonları bizim için yapıyordu. Önceki yerlerde koyduğum Set State'leri koymuyordu. Animated Builder dediğimiz şeyin farkı şu. Animated Widget dediğimiz şey bir widget iken Animated Builder Builder Pattern'ı takip ediyor. Bundan da kastımız şu. İçerisine bir animation alıyor. Animation controller bunun içerisine koyuyorsunuz. Pek çok animasyonu tekrar oluşturmanızda size yardımcı oluyor. Animated Builder'ın içerisinde de
görüyorsunuz. Bir animation bekleniyor, bir builder bekleniyor, bir de child bekleniyor. Child dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bazen siz büyük animasyonlar yapacaksınız ve büyük animasyonlar sırasında widget tree'niz içerisinde durmadan animasyonun parçası olduğu halde değişmeyen kısımlar olacak. Bu değişmeyen kısımlara örnek ne var? Mesela değişmeyen kısım işte burada margin value olmasaydı bu container olacak. Bunu alıp o child içine koyarak burada gelen child verisiyle onu tekrar tekrar oluşturmadan kullanabilecektiniz. Builder'ın, burada animated builder'ın bize kattığı şey child widget'lerden bir hata olmasını engelliyor bizim için arkadaşlar. Animated Builder dediğimiz şey de, tekrar söylüyorum, karmaşık widgetler için kullandığımız ama arka planda aslında stateful widget olan bir widget. Performans optimizasyonları yapmamıza yardımcı oluyor. Eğer karmaşık bir widget tree'miz varsa bunu child property olarak verip Builder içerisinde tekrar kullanabiliyoruz. Daha şimdi açık mı arkadaşlar? Başka tekrar açıklayabilir mi istiyorsanız? Yani tabii ki bir 10 saniye falan bir gecikme olacak. Onu da bekliyorum. Bekliyorum. Okey, tamam. Herhangi bir sorunuzda zaten soru cevap kısmına döneceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burada durmadan size şeyden bahsediyorum. İşte farklı animasyonlar diye. Şimdi farklı animasyondan kastım ne? Onu anlatacağım size. Şimdi ikinci oluşturacağım animasyonu anlatıyorum arkadaşlar. İkinci oluşturacağım animasyon da rotation animation. Yani alacağım bu üç kutuyu çevireceğim arkadaşlar. Bu üç kutuyu çevirdiğim zaman bakalım nasıl davranacaklar. Bunun içinde neyi kullanacağız sizce? Hadi bakalım. Tahmin edin kullanacağımız widget'ın adını. Bekliyorum şu anda yine chat'ten. Bekliyorum. Transform bu işi zorlaştırır. Transform.rotate bu işi şey yapar arkadaşlar. Transform güzel düşünüyorsunuz. Yakın ama yine de şey değil. Arka planda yapıyor ama Transform bu işin asıl widget'i. Yani siz bunu Transform'a veri vererek ve durmadan bunu besleyerek yapabilirsiniz. Transform.rotate doğru yol bir şekilde ama biz ne demiştik? Durmadan set state yapmak istemiyoruz. Bunu da Nurettin ve Alican Efe'nin dediği gibi Rotation Transition adını verdiğimiz bir widget'le yapacağız arkadaşlar. Rotation Transition'da alıyorum, ben buraya yazıyorum, tamam mı? Rotation Transition'da benden Turns diye bir değer bekliyor arkadaşlar. Turns diye bir değer bekliyor. Bu Turns'in içerisine bakalım. Turns neymiş bir görelim. Turns dediğimiz şey yine Animation Double. Çok basit bir kaç değer gerekiyorsa onu yapmamıza yardımcı oluyor. Sadece denemek için bakalım. Ben yine buraya bir Turns'in içerisine Animation Controller yazayım. Nasılsa bana durmadan 0 ile 1 arasında bir değer verebiliyor bu, değil mi? Çalıştırayım sonra tekrardan. Çılgın attı. Çok enteresan bir şey oldu. Görüyorsunuz falan böyle ilginç enteresan şeyler oldu arkadaşlar. Böyle sanki 90'ların çılgın flash web siteleri gibi oldu, değil mi? Enteresan oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu değerin bir saniye 0 ile 1 arasında verdiğimiz zaman farklı oluyor. Ama ben hani tabii 0 ile 1 arasında vermek istemiyorum. Birazcık yani bir verdiğim zaman tam tur atıyor. Ben sadece çeyrek tur atsın istiyorum. Bunun için de çeyrek tur atması gerekecek şekilde rotation value diye bir tane değer oluşturacağım. Animation yazamamışım. Geldim burada. Şuradan bir copy paste yapacağım. Copy paste benim en yakın dostum. Geldim buraya koydum. Rotation value'yu buraya yerleştirdim. 0'la 0.25 arası olsun. Çünkü bir yaptığında tam tur atmıştı. Doğru mu? Geldim buraya. Turns kısmına da rotation value koydum. Tekrardan başlatıyorum. Görüyorsunuz. Çeyrek attı. Bir şekilde hoş oldu. Kabul edebiliriz şu andaki haliyle. Şimdi ama
Bizim için olay şu arkadaşlar. Ben öncelikle bu değerler ortaya çıksın. Bu karelerim, yani daha doğrusu dikdörtgenlerim oluşsun. Sonrasında ise bir dönüş olsun istiyorsam. Bunu nasıl yaparım kısmını öğreneceğiz şimdi. Bir tekledi hocam diye. Bakayım nasıl teklemiş. Yok be, teklemedi. Ne güzel bak, akıyor ya. Şimdi bunu yapmak için de dediğim gibi interval diye bir şey kullanacağız arkadaşlar. Interval dediğimiz şey neydi? Bana bu bir zaman çizelgesi ise, 0 ile 1 arasında ise bu zaman çizelgesi üzerinde hesaplamama yardımcı olan bir class. Ve bu class'ın özelliği ne derseniz, bu aslında bir curve arkadaşlar. Curve'ü daha önce nasıl kullanmıştık? Curve animation ile kullanmıştık. Doğru mu? Curve animation'ın içerisine ben controller'ımı veriyordum. Burada bir şeyler karıştı herhalde. Benden bir de curve bekliyor tabii ki bu. Curve'ümün içerisinde de ne yazıyorum arkadaşlar? Interval yazacağım arkadaşlar. Interval dediğim şey de şu. Bir başlangıç noktası, bir de bitiş noktası veriyorum animasyonuma. Diyorum ki sıfır noktasından başlasın. Yarısında bu şey animasyonum olsun, değişim animasyonum olsun. Diğer yarısında da rotation animasyonum olsun diyorum. Alıyorum bu curve'ümü. Şurada yapıştırıyorum ki birazcık tembellik yapayım. Geldim bu 0.5'ten 1'e kadar olacak tabii ki burası. Ama biz şu anda ne yapıyoruz? Unuttuğumuz bir kısım var. Şu anda Animation Controller kullanıyoruz. Animation Controller'dan da vazgeçelim. Animation diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Double diyeceğim. Double dediğim şeyde de diyeyim ki Size Volume. Tamam mı arkadaşlar? Size Volume dediğim zaman da geliyorum burada. Size Volume eşittir diyorum. Şuradaki değerlerime yaklaşık olarak aynı şeyi kullanacağım. Başlangıç noktası 0, bitiş noktası 100 olsun diyorum. Tamam mı? Ondan sonra her şeyi yaptım. Yapacağım diğer şey ise şundan bir vazgeçebilirim. Az çok. Tamam mı? Buna da şöyle diyeyim. Size Volume nokta Volume diyorum. Niye bundan vazgeçebiliyorum? Animated Builder bu değerleri halletmedi bize yardımcı olduğu için arkadaşlar. Size Transition bu işi yapmamıza yardımcı oluyor. Ama Animated Builder kullandığımız zaman bu widgetlerin tekrar tekrar oluşturulması bizim için birazcık daha rahat bir hale geliyor. Şimdi hocam Rotation Value vermeden Controller'da değeri 0-1 arası değil de 0-0-25 arası olarak oluşturamaz mıyız? Arkadaşlar hayal gücü size ait. Ne yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Yani rotation value vermeden controller'a 0-1 arası değil de 0-0-25 arası verebiliriz ama controller'ımız tüm değerleri etkiliyor bir şekilde. O yüzden bunları ayrı tutmak her zaman daha iyidir. Görüyorsunuz şu anda ne oldu? Önce değerlerim belli oldu. Sonrasında değişti. Bunun birebir olmasını beklemiyorsanız hatta deyin ki ben bu 0.5, bu da 0.75'ten başlasın. Yani arada birazcık dursun diyelim. Tamam mı? Geldim, çalıştırdım, döndü. Interval'ın da bizim için kattığı olay bu. Herhangi bir anlamadığınız soru var mı arkadaşlar bununla ilgili? Herhangi bir aklınıza gelen soru, problem vesaire var mı? Ona göre dinliyorum şu an. Yok hocam, helal olsun be. Helal olsun sizlere. Ekip diyorum ya, ekip bugün alev alev. Curve ile interval beraber olur mu? Olur. Olur yani. Çünkü interval'ın içerisine girersek, burada görüyorsunuz ki bir tane curve istiyor. Curve olarak ease şeklinde ikinci bir parametre var. Dediğim gibi interval içerisine. Curve, test out, slot in koyayım mesela. Alalım bunun hepsini bir yere yerleştireyim. Yanlış. Yerleştirdik ya.
Buraya gelecek. Buraya gelecek. Çılgınlığı görmek istiyorsanız başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi süreyi biraz uzatırsam belki daha siz oturur. 3 saniye yapayım. 3 saniye çok uzun gelebilir ama en azından daha iyi anlarsınız. Bak hızlı başladı, yavaşladı. Hızlı başladı, yavaşladı arkadaşlar. Tamam, interval içerisine. Evet. Görmemiz güzel oldu. Evet, zaten sorduğun için cevaplıyordum hani. Neyse. Garip ya. Interval tam olarak ne işe yarıyor? Interval şu işe yarıyor arkadaşlar. Animasyonun zaman çizelgesini 0 ile 1 arası düşün, tamam mı? Yani bir cetvel gibi düşün, hatta herhangi bir sınır düşünmeden. Cetveli yüzdelere böl. Bu yüzdelik aralıklara animasyonun çalışması için emir verebiliyorsun. Mesela 0 ile 1 arası demiştim ya. Başlangıçtan yarısına kadar bu animasyonda bu animasyon çalışacak. Son çeyreğinde de bu animasyon çalışacak diye ayarladık. Dolayısıyla interval'ın yaptığı şey bu aranjmanı sağlamak oluyor arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunu da yaptığımıza göre yapacağım son şey, hatta son iki şey var. Onları da yapıp yavaştan bağlayacağım artık durumu. Animasyonları farklı farklı objelerde yapabiliriz demiştim. Az önce offset'i gösterdim ama birazcık işin daha da sınırlarını zorlamak istiyorum. Nasıl zorlayabiliriz? Şöyle. Animation. Renkleri değiştireceğim arkadaşlar. Color diyorum, tamam mı? First diyeyim. Rectangle. Color animation diyeyim. Çünkü 3 tane çıkartacağım. 3 de farklı animasyon renge dönecek. Second diyorum, tamam mı? Rectangle color animation diyorum. Üçüncüsünü daha da tahmin ettiğin üzere ne olacak? Third rectangle color animation oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunları da kullanacağız. Bunları kullanırken şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu da şu aradaki beklediğim sürede renk değişikliği yapsın diyeceğim, tamam mı? Geldim buraya, first rectangle color animation dedim. Bu bir color oldu. Şuraya da geldim. İlk başlangıç değeri neydi? Colors.red'di. Sonrasında neye dönüşsün? Colors.blue'ya dönüşsün. Tamam mı? Ondan sonra ve type twin color cannot by sign to the animation color diyor. Çünkü bir yerde şeyi atladık ya. Parantez atladık yine. Ha şurada. Aldım, düzelttim arkadaşlar. Tamam, şu anda 0.75 ile 1 arası diyor ama ben bunu 0.5 ile 0.75 arası olarak değiştiriyorum. Geldim. Bunu da düzelttiğime göre. Tamam, birincisinin rengini mavi olarak değiştireceğim. Tamam mı? İkincisinin rengini değiştireceğim şimdi. Second diyorum. Maviden turuncuya dönsün. Kırmızıdan turuncuya dönsün. Turuncu da belli etmez kendi ya. Yeşile dönsün. Mavi, yeşil. Ve sonuncu da neye dönsün? Tamam. Onu da hızlıca düşüneyim. Siyaha dönsün ya. Evet diyorum. Bunu da işte black diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 3 tane renk verdim. Bu üçünün rengini de nasıl değiştireceğim? Tabii ki burada gördüğümüz değerler üzerinden. First rectangle value diyorum. Tamam mı? Maalesef color transition diye bir şey yok. O yüzden ama bu değeri kendiniz verebilirsiniz. Bu değer hesaplamasını sizin şeyinizken otomatik yapacak platformunuz. Second rectangle animation dedik. Buna da tabii ki ne diyeceğiz? Third rectangle animation nokta value dedim. Aldım, çalıştırıyorum arkadaşlar. O. Material color has no instance method. Instance of material color. Try calling animated builder. Oh. Relevant error causing. Görüyorsunuz böyle çılgın bir hata oldu. Demek ki bu iki değer arasında değişiklik olmuyormuş. Ben şu an şok. Dönen değer material color çünkü. Ben bunu alayım. O zaman material color olarak değiştireyim. Color olarak değiştireyim. Belki de bir sebebi budur. Değilse de bunları hex değeri üzerinden yaparız. Yine hiç sıkıntı yok da. Olsa daha güzel olur tabii ki.
Type color is not a type of material color. Buradan buraya. Color black. Burada color, burada color. Color black. Color'mış. Olmadı. Bak bir renk seçeyim. En büyük seçeyim. Black'ten patladı ya. Ama yine de şey olmadı. Arkadaşlar demek ki hex değeriyle yapacağız. Hex değeriyle oluyor. Direkt colors üzerinden vermiyor. Ya da şöyle yapacağız. Hani bunun üzerinden biz görüyorsunuz burada bunun farklı farklı shade'leri var. Farklı farklı değerleri var. Bizim yapacağımız şey şu. Bunu color'lara çevirip, tamam mı? Geliyorum burada. Hepsini color'a çeviriyorum. Bir palet olarak dönmüştü ya bu bize. Bu palet olarak döndüğü değerleri alacak. Siyah zaten şeydi. Aldım bunu. Buraya 500 yazdım. Tamam mı? Her bir material color bir palet. Bu paletin içerisinden direkt ihtiyacım olan değerleri alıp kenarlarına 500 yazarak, yani 500 dediğim şeyde ana değerler oluyor zaten. İçine girip baktığınız zaman görüyorsunuz 500 primary value diye geçiyor. Bunları da bu şekilde yapacağız. Direktman bize iki tane hex döndürmüş olacak. Bu şekilde de çalışmasını bekliyordum aslında ama color has no instance method diyor. Şu anda güzel patlıyoruz. Black'ten patladı sanırım. Black'ten patlasa da Amber desem de sıkıntı ya. Black'ten değil yani. Color has no instance method. Instance of color, try calling instance of color. Şu an çok garip ya. Bakayım. Şöyle bir hızlıca bir bakayım. Önceki yaptığımız örneklere de bakalım. Beyazdan geçebilmemiş. Ha, tamamdır. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Direkt color twin çalışmadıysa bunun için özel twinler var. Direkt twinleri kullanabildiğimiz, daha doğrusu şeylerini kullanabildiğimiz. Çünkü twin dediğimiz şeyi birazdan şimdi içerisine girip göreceğiz. Tamam mı? Twin dediğimiz şey aslında bir animatable hatırlıyorsanız. Bunun ama özel versiyonu da var. İşte farklı farklı twinler var. Mesela twin yazalım. Seçenekleri görelim. Color twin, border twin, alignment twin, curve twin. Yani pek çok farklı twin var. Bizim kendi twinlemiz çalışmıyorsa belki bunun ekstra bir arkada hesabı vardır. Biz bu hesabın arkasında nasıl çalışıyorsa o şekilde yapalım. Hani bu bilmediğimiz hesabı neyse bunu platforma yaptırma şansı verelim. O da bunu yaptığında gayet güzelce çalıştı zaten. Yani bu interpolation'ı kendisi arka planda yapsın. Çalıştırdığımız zaman da şahane oldu. Tekrardan gösteriyorum. Renk değişikliği oldu ve döndü. Şimdi arkadaşlar bunu da gösterdiğime göre son yapacağım şey, yapmaya çalışacağım şey de şu olacak. Alacağım bu iki tane kareyi ortada birleştirmeye çalışacağım. Sanki bunlar hani ortaya gelmiş gibi olacak en son. Bunu da yaptıktan sonrasında, bunu da zaten slide transition'la yaptığımızı hatırlayacaksınız. Offsetlerle yapmıştık hatta. Bunu da yaptıktan sonrasında artık workshop'ımızın sonuna geliyoruz. Zaten 11 oldu. Sizler de yorulmaya başladınız. Daha quiz falan da var. O yüzden en güzeli bu şekilde toparlamış olacağız. Şimdi bu olay nasıl oluyordu? Yukarıdan aşağı inecek, aşağıdan yukarı çıkacak demiştik. Bunlar için ne kullanmıştık? Offset diye bir şey kullanmıştık. Offset diyorum ki bottom element offset ne diyeceğim? Top element. Şimdi yukarıdan aşağıya gelen eksi birden sıfıra gelecek demiştik. Dolayısıyla ben bu top elementi alıyorum. Tamam mı? Aşağıya yazıyorum. Top element eşittir. Twin diyorum arkadaşlar. Offset diyordum. Tamam mı?
Begin noktası neydi? Offset 0.0'dan eksi 1.0'dı. End noktası da offset nokta 0'ydı. Tamam mı? Nokta animate diyorum. Yine animation kontrolümünü koyuyorum. Bu burada dursun. Birincisi bu. İkincisi de yani yukarıdaki aşağıya böyle inecekti. Aşağıdaki de nasıl yukarı çıkacaktı? Aynısını koydum. Eksi 1'den değil, 1'den 0'a çıkacak bu arkadaşlar. Bunu da aldım. Bottom element yapıyorum. Tamam mı? Bunu da böyle yaptım. Hatta bu curve şeylerini de interval'larını da koyayım ben. Interval'larımı da koyduktan sonrasında bir ayarlama yapacağım şimdi arkadaşlar. Önce 0'la, tamam mı? 0, 3 arasında bu size'lar çalışsın. Sonra 0, 3 ile 0, 6 arası renkler çalışsın. 6 arası renkler çalışsın. Tamam mı? 0, 3, 0, 6 diyorum. Sonrasında rotation çalışsın 0, 6'dan. 0.75'e kadar, 0.75'ten de 1'e kadar da bu çalışsın. Yani çizelgemi bu şekilde bölmüş oldum. Her şey şu anda şahane. Tek eksiğimle daha kullanmadım. O yüzden bir hareket olmayacak. Şimdi bunu yine farklı şekillerde yapabiliriz ama ben slide transition kullanacağım yine. Çünkü slide transition tembelim yani. Bu yüzden. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk element soldaki. Çevirdiğim için aşağıdaki oluyor. O yüzden bunu bottom yapıyorum. Bottom element yaptım. Şöyle çeviriyorum. Bakalım nasıl çalışacak. Bir de doğru element mi yapmışım? Tamam. Birincisi yanlış yönde döndük. Onu düzelteceğim. İkincisi başlangıç noktası olmadı. Kontrol artı space dedi çıkıyordu. Denedim, evet, evet. Bottom element'i birden sıfıra dediniz ama ters yazmak gerekmiyor muydu? Şu anda mükemmel animasyonlarımız bence güzel gidiyor. Şimdi side transition diyorum. Tamam mı? Geldim buraya position'a. Bottom diyorum. Element buraya da top diyeceğim. Top element. Sıfırdan başlatıyorum. Bir konteynere daha ekleyip rengini kırmızıya dönecek şekilde ayarlar mısınız? Vallahi hoş oldu ya böyle. Görüyorsunuz. Farklı noktalardan başladı. Rengi değişti, döndü. Bir de kaydı geldi. Bir daha çalıştırıyorum. Bir konteynere daha ekleyip rengini kırmızıya dönecek şekilde. Vallahi arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabiliriz. Şu anda amacım sizlere farklı şeyler yapmak. Yani farklı şeyler yapabileceğinizi göstermek oldu. Hani kırmızı başlıyor, renk değiştirdi. Yani bayağı bildiğiniz pikselin başlangıç reklamı gibi, ekranı gibi oldu. Yani arkadaşlar, Animated Builder'da da görüyorsunuz. Pek çok animation objesi oluşturup bir tane animation controller'ımız var. Ondan sonra bu animation controller Animated Builder içerisinde her bir frame değişikliğinde bir değer değiştirmenize yardımcı oluyor. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Hani kodları da paylaşacağım zaten. Önce biraz sorulara cevap vereceğim. Sonrasında bir ufak bir sizlerle birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. En sonunda zaten arkadaşlar benden alabilirler artık. Hocam bu konteynerlara resim olarak yapabilir miyiz? İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben renk koydum içerisine ama resim olur, buton olur, herhangi bir şey olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili denmesi gereken her şeyi zaten Ceren söyledi. Yani benden daha iyi söyledi. Ama şunun farkında olmanız lazım. Burada insanlar sizin için gerçekten çok ciddi emekler ve zamanlar harcıyorlar. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse sabah 7'de başlıyorum çalışmaya. Akşama kadar çalışıyorum. Şimdi geçirebileceğim vakiti sizlere bir bilgi aktarmak için harcıyorum ki siz de bu iyiliği başkalarına aktarabilin. Farklı bir şey olsun. Ya böyle ne diyeyim, sosyal medya gariplikleri bugün aşina olduğumuz şeyler değiller. Beni öteki arkadaşlarım kadar şey yapmadı. Çünkü ben bu konuyla ilgili ciddi bir mücadele veriyorum zaten her yerde.
bana saldırıldığı için değil, ben başkalarının haklarını korumak için. Yoksa benim umurumda değil hiçbir insanın ne dediği çok açıkçası. Diyeceğim şey şu arkadaşlar, lütfen arkadaşlarınızı kırmayın, konuşmacılarınızı kırmayın. Burada çok çok ciddi bir şekilde sizin için emek veriliyor. Her yerde de bu şekilde. Şaka adı altında bir şeyler diyemezsiniz çünkü hepimiz yetişkin insanlarız. Biz yetişkin insan olarak dediklerimiz her şeyden sorumluyuz. Yani bir hatayla insanların hayatları ne kadar değişiyor, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden aman şakaydı, şudur budur benim kabul edebileceğim şeyler değil. Ben bu konuyla ilgili zaten ne kadar ciddi olduğumu organizatör arkadaşlarımız da biliyorlar. Beraber öğrenelim, gülelim, eğlenelim. Ben demiyorum ki şey olsun, bir kamp havasının, hani böyle aşırı kamp havasında olsun. Burada eğlenmek için varız beraber. Ama her şeyin bir sınırı var. Hepimiz birbirimizin kıymetini bilelim. Çünkü bu durum kolay hazırlanan bir durum değil. Arkadaşlarımızın hepsine saygı duymanız lazım. Ben kendi adıma istemiyorum bunu. Çok dediğim gibi bana saygı duyarsanız benim hoşuma gider mi gider, ama bana saygısızlık yaptığınız zaman ben arkadaşlarımız rahatsız olduğu için daha çok rahatsız olurum. Çünkü ben dediğim gibi ben çok saldırganlaşan bir insan değil böyle şeylerin. O yüzden tavsiyem lütfen herkes saygılı olsun. Ben her şeyi bilmiyorum. Bakın mesela arkadaşın adını doğru söylemek için söylüyorum. Talat arkadaşımız bir soru sormuştu. Cevap veremedim. Kendisi bulmuş, cevap paylaştı. O kadar hoşuma gitti ki. Böyle aktif olduğunuz zaman benim için güzel. Ama toksik olduğunuz zaman sıkıntı. O yüzden lütfen lütfen toksik olmayın. Çünkü ben kendi topluluklarımda vesaire böyle şeyleri, bu Motikem ekibi içinde geçerli onlar da, kimse izin vermez. Böyle küçük hareketlerinizi yapamazsınız arkadaşlar. Bu kadar basit yani. O yüzden tüm Multicamp ekibi ve Flutter Türkiye için herkes mavi kalp, kırmızı kalp ne varsa doldursun chat'i ve ben yavaştan benden arkadaşlar sözü alabilirler geriye. Varsa soruları cevaplayayım derken Aster Kanlı Ceren geldi. Şahane. Selamlar. Selamlar. Evet, çok bakıyor olursun sen. Teşekkür ederiz Talha abi. Harika bir eğitimdi yeniden. Aynı zamanda bu sondaki konuşma için de çok teşekkür ederiz. Gerçekten duygularımıza inanılmaz tercüman olduğunu düşünüyoruz bu anlamda da. Çünkü hani özellikle şekilde biz burada hani, okey ev sahipliği yapıyoruz ama sizler bizim misafirlerimizsiniz ve başka misafirlerimiz oluyor. Ve çok teşekkür ederiz. Sen çok anlayışlısın ama herkes aynı anlayışa sahip olmayabiliyor. Ki gerçekten yayınlara çıkıp hevesi kırılan da çok fazla insan var. Kimsenin daha yolun başındayken kimsenin hevesini de kırmaya hakkı yok ki. Bunda mesela konuştuk az önce, en basitinden bir tasarım konusunda bile çok eleştiri alıyorum. İşte hani devam edemiyorum gibisinden. Bence çok harika bir konuşma oldu. Hem de harika da bir yayın oldu. Cevaplamak istediğin soru varsa istersen onları alalım. Şu an inanılmaz kalpler geliyor. Ben sizler için istedim o kalpleri. Çünkü siz hak ediyorsunuz arkadaşlar. Hani çok emek verdiniz buna. Benim zaten biliyorsunuz sizle de yaptığım konuşmalarda kendimle ilgili sıfır yani. Ya şöyle bir şey, hani biz burada tek başımıza yapmadık. Flutter Türkiye ekibiyle birlikte yaptık. Hem Multicamp hem Flutter Türkiye ekibine, ben iki ekibe de, hem kendi ekip arkadaşlarımıza hem size Beyza'lara çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sadece eğitim esnasında değil, chatte de inanılmaz aktif bir süreç gerçekleşti. Bu da çok bir veda konuşması gibi oldu arkadaşlar. Evet. Daha iki tane daha yayınımız var. Evet, daha var, daha var ya. Ben kendim güle güle dediğim için biraz ondan sanırsam biraz şey yaptım. Ama, evet, senin son yayınımız ne yazık ki. Ama sadece Multicamp Flutter kaldı. Aynen. Ne zaman isterseniz. Ne zaman isterseniz. Öyle sıkıntı yok. Yani Flutter zaten hala böyle bir ivmeyle yükselen bir teknoloji olduğu için inanıyorum ki katılımcılarımız da ileriki zamanlarda buna daha farklı eğitimler talep edeceklerdir ki bizler de herhalde, net konuşmuyorum, yakın zaman için konuşmuyorum arkadaşlar, yine bir bootcamp'ten bahsetmiyorum ama farklı Flutter içerikleri de sizlerle olacağımızı düşünüyorum. Bir soru var Salih abi, istersen önce bu benim de çünkü cevabını bir noktada merak ettiğim bir soru. Yazılım alanında algoritmanın önemi ne? Ya ben şöyle anlatayım arkadaşlar.
Şimdi bu konuyu şöyle anlatayım. Algoritma dediğimiz şey zaten bir sorunu çözebilmemiz için kullandığımız metot. Doğru muyum? Yani dolayısıyla yazılım alanda zorlanmasının sebebi sizin aslında problem çözme yeteneklerinizin ilerlemesi. Ha, bazı şeyler var çok anlamsız. Mesela işte bu yazılım şirketlerinde bazen sorulan işte linked list nasıl oluşturabilirsiniz? Ondan sonra işte şu array'i en hızlı bubble sort'la nasıl yaparsınız falan filan tarzında sorular bence çok anlamsız. Çünkü kimse kullanmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu büyük şirketlerde çalışan insanlar da söylüyor. Interview proseslerinde çok ciddi bir şekilde sorulduğu halde. Dolayısıyla algoritmanın önemi tabii ki var ama data structures ve algoritm komple olarak düşündüğümüz zaman data structures dediğimiz şey bilmeniz gereken bir şey ama yani programlama yaparken hepimiz oturup Google'a soruyoruz bu nasıl yapılır diye. Yani kimse hani aklının ucunda her zaman tutmuyor bunu. Öyle değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunun interview'larda zorlanması saçma ama bilmeniz faydalı mı? Tabii ki. Ya Murat abinin bununla ilgili çok güzel bir yorumu var. Açıkçası hani ben de o kısımdan bir şey söyleyeyim, ondan alıntı yapayım. Hani Murat abi kendi Google kısmında çalışırken Murat Dener çalıştığı kısmın kapanabileceğini söylüyor ama bir işin algoritmasını bilmek başka bir yerde de başarıya götürecektir ki kodlamaya başlıyorsanız da öyle. Hani sintaks öğrenme şey önemli değil de algoritmayı biraz çözdükten sonra bir kodlama dilinden diğerine geçişiniz de çok hızlı ve akıcı olabiliyor. Algoritma kısmında evet, zaman kazanmak istiyorsanız veya bu alanda başarılı olmak istiyorsanız kafanızda oturtmanız gereken ilk şeylerden biri. Tabii ki yani her şey bir şey aslında her şey bir şekilde algoritmaya yönelebilir arkadaşlar. Mesela oturursunuz bir problem vardır önünüzde bunu nasıl çözeceğiz diye düşünürsünüz. 5 tane kendinize action point yazarsınız. Bu sorunu çözmenize yardımcı oluyordur. Bu bile bir çeşit algoritma olabilir. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Tamam mı? Hani önemli olan şey algoritmadan şundan bundan ziyade bir şeyleri öğrenmeniz ve problem çözme yeteneğinizin olması. Hani Murat'la biz bu konuyla ilgili çok konuşmuşuzdur Serkan. Hani o da onun dediği her şeyin altına imza atarım bu konuyla ilgili. Çünkü bu durumları en yakından yaşayan insan odur. Yani çok iyi biliyor süreçlerin nasıl işlediğini. Ve kesinlikle de söyleyebilirim ki hani mesela interview proseslerde bu olaylar içeri girdiği zaman işte algoritma ve data structure muhabbeti biliyorlar ki %60'a düşüyor şey. Karşıdaki adayın zekası değil. Çünkü biliyorlar, hem de bir yandan da bilinen şey şu kullanan yok. Dolayısıyla birazcık bu işler bilirseniz iyi ama bilmezseniz dünyanın sonu değil. Büyük firmalarda bunu kullanmak istiyorsanız da büyük firmaların interview proseslerinde bunlarla ilgili zaten kitaplar var. Oturup o kitaplara çalışabilirsiniz. Hatta birini göstereyim. Oturup açmışlar yok kitabı. Yalan yok. Ama işte şöyle bir kitap var. O zaten Google'ın sitesinde de yazıyor. Lokal.com'da. Oturup ezberlersiniz bunu. Google'a şekillersiniz sonrasında. Hani bu işler maalesef böyle. Bir saniye bir cevap vermek istiyorum Zafer arkadaşımıza. Tek taraflı düşünmüyoruz zaten. Biz de yatağımıza yatmak istiyoruz. Biz de uyumak istiyoruz. Saatin geç olduğunun farkındayız. Gereğinden fazla da uzamadı. Ben 2 saat anlatacağım dedim. 2 saat anlattım zaten. Arada duyurular falan da oldu. Tek taraflı düşünsem ben bu işi yapmam zaten arkadaşlar. Ya şöyle diyerek boştan yere ne siz canımı sıkın ne ben sizin canınızı sıkayım boştan yere. Bitirişle kitabı vereceğiz sanmışlar Salih abi. Ben böyle Ben bir de gelmiştim. bir tane olarak kitap sende. Salih abinin internetinde sıkıntı olursa, bir çökme falan olursa belki olur. Arkamdan iş çevirecek. Arkamdan iş Yani. çevirecek. Yok yok. Yani çok ihtiyaç olursa şey yaparım. Bu arada arkadaşlar Ceren açıkladı zaten hani bu kitap çekilişleri, kargolama işlemleri falan. Koronadan dolayı ve şeyden dolayı biraz evet çekilişler belirlendi. O kişilere ulaşılacak. Zaten diğer hediye alan arkadaşlar da bunu hikayelerde falan paylaşmıştır. Görüyorsunuzdur. Yani o süreç bir tık uzayabilir, bir tık uzayabilir dediğim bu ay içerisinde alırsınız onları. Sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz. Aynı zamanda tişört çekilişlerimiz falan da olacak. Çekiliş dönüm sürekli ama bu test de verilecek şeyler.
bu kısımdan bakabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Onlar gecikme oldu muhabbet değil de bir sınav süreci geliyor insanlar, üniversite öğrencilerinin. Ki gerçekten şu anlık korona çok patlama durumunda ve dışarıya çıkmak bile panikletiyor insanı. O yüzden onlarda birazcık da sizden hoşgörü bekliyoruz açıkçası. Öyle arkadaşlar. Valla ben de bugün bu kadar, o zaman biz devam edin. Tamamdır. Sen aşağı aldın. Teşekkür ederiz. Bize 3 ayın, 4 ayın boyunca vakit ayırdığın için harikaydı bizler için. Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Evet, öncelikle hani araya girecektik ama biraz o konu uzadı. Tişörtlerimizin destek aldığımız kısım Campus Giyim. Onlara da buradan tekrar bir teşekkür edelim. Onun haricinde bu yayını destekledikleri için sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz tekrar çünkü. Bu kısımda onlardan yaptıkları alanlara destek almak isterseniz Discord kanalından yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onlar orada da hani yönlendiriliyor olacak. Hani Heveso kısmı internet web kısmına bakıyor. İnternet kısmı biraz daha diğer alanlara bakıyor. Buradan yazıp ulaşabilirsiniz onlara da. Aynı zamanda daha farklı farklı bir sürü tişörttür, bardaktır, çekilişimiz olacak. Kodun kısmı çok canlı geliyor, Android kısmı. Oraya inatla yönlendiriyoruz insanlar ama tabii ki bu sizin bileceğiniz bir şey. Hevesiniz varsa hepinizi bekleriz. Orada daha bireysele yakın bir eğitim olacak. YouTube'dan çıkartacağız. Birazdan Meet kısmında veya artık hangi platformu seçersek o kısımda bireysel sınıf mantığıyla yapacağımız için verimli geçeceğine inanıyoruz. Kotlin, Kalp. Okey, yeşil yavaştan, kalp bekleriz abi. Yavaştan chat'i o zaman formumuzu da bırakalım. Sırada da sohbetimize de devam ederken. Ben yeşil kalp bir tane gördüm burada. Olmaz. Sarı atılmış. Vizelerimiz var. Quiz atıldı mı, kaçırdı mı? Quiz atıldı. Vizeleriniz var, biliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın bazılarından da vizeleri var. Onun için biliyoruz, farkındayız ama abi hani ne kadar zorluyorlar ki? Ben hiç o kısımda zorlandığımı hatırlamıyorum. Yani birazcık daha bu şey olmasın. Şimdi bu konuya yorum yapmak istiyorum. Burada bana söz hakkı doğduğunu düşünüyorum. Hani bilmiyorum, hiç computer engineering okumadım, computer science bilmiyorum ama farklı departmanlardan da eminim birçok insan vardır ve bazı lisans bölümleri gerçekten çok zorlayabiliyor. Ama bu da şu, yani hani ben kimya mühendisliği okuyorum, bilmiyorum bu konuda bir yorumunuz var mı ama okuması en zor bölümlerden biri çünkü iş yükü çok fazla. Yapmanız gereken ve bilmeniz gereken çok fazla şey var ve benim okuduğum okulda biraz işin aksine açık kaynak yapılmıyor sınavlar. Sizden bilmeniz bekleniyor, ezber bekleniyor. Bu konuda bizler de çok yoğunuz, çok yoruluyoruz. Gerçekten çok az uyuyorum, çok az saatler uyuyorum birkaç gündür. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var, hiçbir şey bir yere, bir yayına gelip, hani mesela şu an 3 saate yaklaşıyoruz, 3 saat ayıramayacak kadar böyle sizi zorlayan bir sistemde yok ortada baktığınızda. Bir şeyler sizin ne kadar fedakarlıklar yapabileceğinizle alakalı. Bazı konularda bir şeyler elde etmek ve bir başarı yakalamak istiyorsanız kendinizden de vermeniz gerekiyor bir noktada. Evet, ne düşünüyorum? Bu bir şey değişmiyor. Ben hala hiçbir vizeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Çok da bir tık bahane gibi geliyor bana. Ben hepsine çalışıyorum. Dün arkadaşlar sabah 7'ye kadar çalıştım. Çok yok. Chat'teki 4'te 4 attım, geldi bir tane, süper. Göktuğ, insanları gaza getiriyorsun abi, yapma. Göktuğ ilk bak yayından beri çok şey bu konuda. 4-4 attı. Abi ben Dilan'ı sürekli görüyorum. Dilan da bizden oldu artık ya bu arada. Dilan selam, hoş geldin. Dilan'ın lideri Erdemhan ama Erdemhan'dan çok Dilan'ı tanıyorum artık galiba. Erdemhan'ı deviririz, merak etme. Ya bu hala full gidiyorum. Abi Nurettin'e bir sertifika elden vereceğiz direkt zaten. Adam full fulluyor. Projenin yarısını yapsan geçiyorsun galiba bu arada. İleride kariyerini kimya mühendisliğini yapacaksın. Hayır, evet, bilmiyorum. Evet. Ya şöyle, okuduğum bölüm ben çok seviyorum ama
Ya ben bu bölüme başladığımda bilgisayarla alakalı bir insan değilim. Sonradan tanıştım ben Android'le, Kotlin'le falan. Ve orası da inanılmaz bir sevdam oldu benim. Bu bir noktada aslında şöyle de düşünüyorum. Yani mühendisliklerde aslında böyle bir şey var ki sistem de ona gidiyor. Çok farklı alanları birlikte combine edip yeni projeler üretebiliyorsunuz. Ben tutabildiğim kadar gerek mesleğimden gerek de şu an teknoloji alanında kendim geçip kendime bir şeyler katıyorum. Kariyer anlamında hani o konu şu an sadece o ya da sadece bu diyemem. İleride aslında planım ikisini, iki taraftan edindiğim bilgileri combine ederek bir proje oluşturmak. Yalan, bilgisayara gideceğim. Ya arkadaşlar bilgisayarın kullanılmadığı ciddi anlamda bir yer kalmadı. Hani hiç olmadı yapay zekaya kayıyor zaten her şey. Bunu düşünürsek bu alanda çalışmak çok mantıklı. Çünkü şöyle bakıyorum, biz mentorluk yapıyoruz DSC kısmında liderlere ve ciddi anlamda tıptan gelen insan da var. Ve tıp diyorsun, ne alaka diyorsun. Adamlar o kadar hırslı, hevesli ki gerçek anlamda beni çok etkiliyor mesela. Adam yapay zekayla birleştireceğim, bir şeyler ortaya çıkartmak istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum diyor ve bununla ilgili başka eğitimler de alıyor. Hani dediğim gibi bilgisayar her yerde, hani bu kısmı evet, size kalmış. Ne kadar çalışıyorsan o kadar geleceğini garantilersin. Çok klişe bir soru var ya, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye. Bunun cevabı bu zaten. Ne kadar kendinden kırparsan. Yayın için evet, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben de ekibime teşekkür edeyim. Buradalar, sınavları oldukları halde görüyorum onları ara ara. İyi ki buradasınız arkadaşlar. Soruyu yanlış okudum, aferin bana. Hangi soruyu? Gökte çok güzel bir yer etmiş. Onu da ben şey yapmak istiyorum. Hani arkadaşlar sıfırda dörtte sıfır yapsanız bile buraya kadar çabalayıp dinlemeniz 10 üzeri 10'luk hareket. Yanlış yaptıklarınıza tekrar bakın, yeterli. Evet, dediğimiz gibi biz %30 bizlere hani yüzdelik veriyoruz. Kalanında %70'i projemize saklıyoruz. Gerçekten hani burada olduğumuz için, vaktinizi buraya harcadığınız için bizler de size teşekkür ederiz. Umuyoruz ki sizlere bir şeyler katabiliyoruzdur. Umuyoruz ki sizi bulunduğunuz noktadan bir adım daha ileriye taşıyabilmişizdir. Abi nasıl kaydırdın? Ben onu merak ediyorum sadece. Nasıl kaydırdın bu sınavı? Tek tek işaret edildiğin şıklar nasıl kaydırdım bilmiyorum ama geçmiş olsun gerçekten. Daha arkadaşlar biz şunu da söyledik mesela, in-person etkinliklerde, yüz yüze olduğumuz etkinliklerde DFS'ler yapıyorduk ve DFS'ler gerçekten bizim için çok eğlenceli geçiyordu. Çünkü bir sürü deneyimli insan orada oluyordu ama oraya gelip de insanları denetleyen, bakan, iş mülakatlarını alan, iş görüşmelerini alan insanlara biz sorduğumuzda, bu adam sıcak yatağından kalkıp sırf bir teknolojinin peşine koşmaya gelmiş buraya. Bu bile değerli bir şey diyorlar. Siz buradasınız, saat 11 olmuş, sınav haftasınız, sınav haftanızdasınız, burada 50 kişi var. Hani bu insanlar bunu iyi değerlendirebilirse, sadece izleyip kalmazsa bence iyi bir yere geleceklerdir zaten. Aynen öyle. Proje ne zaman olacak acaba diye bir soru gelmiş. 2 Aralık'tan sonlanıyor. Ardından duyurumuz gerçekleşecek projeyle ilgili. Normal daha önceki eğitimlerimizde ortalama 2 hafta gibi süreler verdik. Bunda da projenin içeriğine göre bu civarda bir süre verilecektir size. Aa, aramıza yeni biri gelmiş. Merhaba, ben aranıza yeni geldim. Hoş geldin abi. Direkt önceki videoları alalım seni çünkü biraz uzun o liste. Ama çok eğlenceli bir seri, hatta 4 seri var şu anlık. Gerçi bir tanesini atarsak 3 seri var. Yaptığımız hatanın da hani üstünü örtmeyelim. 3 seri var, çok güzel bir şekilde giden, onlara bakabilirsin, süper şeyler. Bunları state management'ı kim anlatacak? Instagram'a bakabilirsin, direkt o kısımda paylaşıyoruz. Hatta bir sonraki dersimi, ondan sonraki dersimi canım. Sonraki olması lazım. Okey, direkt yarın görebilirsin büyük ihtimalle. Yarın paylaşmış oluruz. Yarın da yepyeni bir yüz bizlerle birlikte olacak. Duyurularda göreceğiz gibi. Yani ondan sonra bir dahaki yayınımızdan bahsediyorum. Gene Flutter Türkiye ekibinden çok değerli Mehmet hocamız bizlerle birlikte olacak. Muhammed abi gibi oldu bu. Başka bir Muhammed arkadaş. Bu başka bir Muhammed arkadaşımız. O yüzden Salih abi demeye çok aşina olmuşum. Göktuğ'u sevdiniz mi? Yeni bir isim geliyor falan diye böyle. Sertifika değerlendirmesi nasıl oluyor? %30 quiz, %70 proje oluyor. Quizlerden aldığınız notlar %30 net giriyor. Proje kısmında da detaylı bir şekilde belirtiyoruz zaten. Bunlar yapılacak. Bu kısım ekstra puan isteğe bağlı. Ne bileyim, tasarımdır, ekstra eklenecek şeylerdir.
Orada bir açıklık bırakıyoruz ve biz Android kısmında böyle yapmıştık. Büyük ihtimalle Flutter'da da böyle olacaktır. İşin başında 3-4 gidiyorduk. 4-4 olmuş. Abi taşa tutarlar seni Fatih, kaç. Ama çalışmış diyor ki çalışınca oluyormuş yani. Taşa tutarlar seni kaç. Biraz sonra gelecek, biz 4'te 4 yapıyorduk çalışmadan falan da hiç yapmayan ama gerek yok. Evet arkadaşlar, bu gecenin de sonuna gelelim. Sınav haftanız, daha da fazla tutmayalım. Yeterince uzun bir sürmüş. Zaten quizleri kapattık. Değerlendirmeleri de görmüşsünüzdür, doğru yanlış cevaplarınızı. Bizden bu akşamlık bu kadardı. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Instagram ve Twitter'dan bakabilirsiniz. Tarihe zaten. İyi akşamlar.